mimlisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Efendim CNN Türkiye kanalı Burada Laf Çok programına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü açılışta insanlık dışı rekorlara bir göz kırpalım istedik. İlk olarak dün işsiz bir basketçi arkadaşımızın kırdığı rekoru bir izleyelim bakalım. Come in. Yeah! ...126,5 metreden atılan o basketten sonra NBA'de greve gidildi. Michael Jordan golfe başladı falan filan ama çocuğun hakkını yememek lazım. Gerçekten güzel soktu. Soluksuz derler. Şimdi bir diğer rekorda sıra. İzleyeceğiniz abi sırf halteri kaldırmıyor. Bakın neler yapıyor. Abi verevden yırtıldı. Rekor tadında Burada Laf Çok başlıyor efendim. Sıcak yaz günlerinden daha sıcak sohbet programı Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Nursel Köse. Oyuncu, yazar, şair, radyo tiyatrocusu ve mimar. En son 14 Mart 2012'de bizim programa katılmıştı. Ne günler, aylar, yıllar geçti. Peki iki senede hayatında neler değişti sorusunu yanıtlamak üzere konuğumuz oluyor. Berfu Öngören, oyuncu. Berfu Hanım bizim evin hallerinde de bir bulut olsam da unutma beni de çok başarılıydı ama bendeniz dış sese göre kardeş payıyla benim gönlümü bir kez daha fethetti. Peki sıradaki projesi ne üzerine sorusunu cevaplamak için konuğumuz oluyor. Özge Uzun, sunucu ve yazar. Her haber kanalını gezdim. Tamam, spikerliği severek yapıyorum ama yazarlıkta da fena değilim diyerek konuğumuz oluyor. Sinan Özen, yorumcu, müzisyen. 1989'da hayatımıza giriş yaptı. Kah mutlu etti, kah ağlattı, kırmadı, bizimle konuğumuz oldu. Bugünlük konuklarımız bu kadar. Şimdi sırada Sinan Özen'in performansı var. Keyifli dinlemeler. Sebebim sensin. Kalbimle başım dertte, bırak aşkı öğrensin. Belki de bu şehri sevme sebebim sensin. Şimdi tam zamanı değişmeliyiz. Bu bir itirafa sevişmeliyiz. Şimdi tam zamanı değişmeliyiz. Bu bir itirafa sevişmeliyiz. Aşkı öğrensin, belki de bu şehri sevme sebebim sensin. Kalbimle başım dertte, bırak aşkı öğrensin. Belki de bu şehri sevme sebebim sensin. Şimdi tam zamanı değişmeliyiz. Bu bir itirafa sevişmeliyiz. Şimdi tam zamanı değişmeliyiz. Bu bir itirafa sevişmeliyiz.
Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'ta yarın akşam. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fulya Zenginer, senaristler neyi oynayıp neyi oynamayacağımı çok iyi bilir diyen İsmail Demirci, gençler hazır mıyız, fabrika kızı başlıyor diyen Fırat Albayram ve Twitter'da yüklenmesini hala beklediğimiz keyifli sohbetine doyamadığımız Burak Satıbol konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burda Laf Çok. Burda Laf Çok. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burda Laf Çok'ta yarın akşam. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fulya Zenginer, senaristler neyi oynayıp neyi oynamayacağımı çok iyi bilir diyen İsmail Demirci, gençler hazır mıyız, fabrika kızı başlıyor diyen Fırat Albayram ve Twitter'da yüklenmesini hala beklediğimiz keyifli sohbetine doyamadığımız Burak Satıbol konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Evet, ekranların bir türlü bitmeyen programı Burda Laf Çok yaz serisine böyle mavilere başlayarak. Tövbe. Bak, mavi bir yere gidemiyorsak biz mavili. Tövbeden gelelim diyelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sayın Nursel Köse bizimle birlikte. Perfo Öngören yıllar sonra bizimle birlikte oldu. Evet. Yıllar sonra derken yani ilk kez değil mi? Evet evet, ilk kez. Sen ama ilk önceden yaşın. Bir niyet ettik ama şimdi akıbet olmadı. Zamanı, evet. Niyet ettik, akıbeti şu an itibariyle yaşıyoruz. Özge Uzun bizimle birlikte. Bir de kitabı var kendisinde ama galiba bugün kitaptan mı konuşacağız, ne istersin, neden konuşalım? Tabii ki kitaptan konuşacağız. Öyle mi diyorsun yani? Yani kitaptan, her şeyden konuşabiliriz. Biraz böyle ev kadınlığı, ne bileyim, bir diyettir yani. Bir yaz bilmem ne falan filan havası, bir denize girelim çıkalım filan. Valla ben 4 yıldır tatil yapmadığım ve henüz denizle ilgili hayallerim daha hayal kısmında kaldığı için pek hoşlanmıyorum o konuyla ilgili konuşmaktan. Denizle ilgili konuşmaktan hoşlanmayan bir kadını ağırlamak da enteresan bir durum. Evet, çünkü yani gitme ihtimalim biraz az bu ara. Yine yok, anladım. Gidemiyorum. Yine yani. Ben dam buluyorum genelde, dama yatıyorum. Şimdi. Anladım, yani hani kıyılarda değil daha evet. İçerilerde olacaksın. Aynen. Anladığım kadarıyla. Aynen. Ve fakat Sinan, sizin bu şarkınız... Anladığım kadarıyla bayağı bir sahillerde yürüyecek gibi geliyor. İnşallah bana. Güzel yani şu anda güzel. Bu senin tarzın dışı Sinan. Bizim alıştığımız tarzın dışında bir tarz. Biraz işte Erkin Koray'ın o dönemdeki sound'unu biraz bugünümüze taşıyarak, biraz da bizden bir şeyler katarak böyle bir farklılık oldu ama çok güzel. Yani senden çok... kattığın şey nedir orada? Ben onu merak ettim. Yorum anlamında biraz daha yani yorumumuz. Ha, yorum olarak. Yorum eyvallah. Olarak. Ondan sonra... Yoksa hani Erkin abi hani Arap saçı, işte çöpçüler falan giderken sen işte direkt mevzuya girmişsin sevişmeliyiz diye de o yüzden dedim yani. Anladım nereye getirmek istediğini. Devir değişti tabii. Ama öyle düşünmemiştim be. Ben de. Ben öyle düşünmemiştim. Ben de öyle. Level level atlıyor. Ya evet evet, farkında mısınız? 20 yıldır mesela hayatımızdasın sen. 26 şarkında, oldum sen. 26 mı oldu maşallah. Yorumunla, sahnenle, işte tavrınla, tarzınla ve değişmeyen fiziğinle. Çok teşekkür ederim. Öylesin fakat yavaş yavaş alıştırdın bizi. Önce bir işte ne bileyim bir mendiller uzandı, sonra bir ağızlar yendi, oradan başka yerlere yürüdük. Öpsene beniler oldu. Öpsene beniler oldu. Yani finalde buraya mı gelecektik abi? Hep buna bir hazırlık mıydı? Bundan daha güzelleri olacak inşallah. Buradan sonra. O sanıyorum ustalık dönemine giriyor değil mi kariyerde? Bilemeyeceğim artık. Ama niyetler iyi olduktan sonra sorun yok yani. Ya niyet iyi tabii canım. Yani, tabii ki. Hani bu, buradaki sevişmeliyiz anladığım kadarıyla bir... bir eylem belirtmiyor. Yani daha doğrusu bir fikir okuma gibi bir şey var. Hem öyle. Hani ben hem böyle düşünüyorum, sen de böyle düşünüyor musun? Kesinlikle öyle düşünüyorum canım. Aynı düşünüyoruz. Ya, bence sevginin farklı, samimi bir dilde anlatım ama nasıl bakmanızla alakalı bir şey. Çünkü bugünlerde veyahut da dünyamızda olan şu karmaşalık içerisinde sevgi ve birbirimize sevişme anlamındaki, sevişmenin sözcüğü sevgi anlamında bakmamız hasabiyle. Sen niye o haseple bana bakıyorsun ki? Sözünü sevmiyor. Vallahi sana o haseple. Elbisen çok güzel, ona baktım. Çünkü hep seni siyahla görüyorduk. Bu mavi. Ama şey çok manidar. Şimdi birbirimize böyle hani gülürsek. Hani albüm de çok enteresan olduğu için yanlış anlaşılabilir diye. Asla. Korkuyorum. Bak terbastı, gördün mü? Ya. Herkes peki. Biliyor. Eyvallah ya, tamam konuşacağız zaten. Niye single olduğunu, yaz için mi hazırlandığını,
yürüyüp yürümeyeceğini. Niye sen single olduğunu küçük bir şekilde anlatırım. Yani şimdi hemen gerekiyorsa. Anlat istersen. Ama müzik sektörünün gerçeği konuşmamız gerekiyor ki. Konuşalım. Bu noktasında sektörel anlamdaki bu durumda yapılabilecek gelinen şartlar ve ortam bu yani single. Öyle mi yani? Sen de bunu söylüyor mu artık? Öyle. Yani gerçekler üzerinden konuşup birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Doğru diyorsun. Ama bunu yapıyor olmamız bile bu da bir önemli bir şey. Çünkü bu single'ın da hani dijital ortamda tamam güzel ama satış anlamında değil. Bunu da zaten biz dijitalde sunum yaptık. Geldiğimiz nokta bu. Ama bundan sonra artık yani yorumcuları biz dijitalden mi takip edeceğiz? Umuyorum değişir ama öyle. Yani koşullar, konjonktür bunu gerektiriyor. Çok enteresan bir şey ya. Bir yandan da ama plak dediğiniz, o long play dediğiniz şey de artık tutulabilir hale geldi. Tekrar pick-up'lar çıktılar ortaya. Evet. Ama bir yandan da işte şey dijital ortamda sadece single'larla yürüyen bir sanat dalından bahsediyoruz. Biraz tuhaf geliyor bana ya. Ama işte bu teknolojinin bir olumlu getirisi olduğu gibi bu olumsuzluklar da olabiliyor. Dolayısıyla aslında albüm dediğimiz bir kitap gibi düşünün. Herkesin kütüphanesinde olabilir, olmalı diye bakıyorduk. Ama bugünkü koşullarda böyle bir şey çok zor tabii. Şimdi orada şöyle bir şey girmek daha. Albümde mesela hani kişilik olarak seni tartabiliyoruz. 13 şarkı varsa ya da 14 şarkı varsa. Adam yani şu duvardan şu duvara kendisini savurmuş diyebiliyorsun ama mesela bunda özet geçiyorsun. Özet geçince olay sadece sevişmeliyiz'e bağlanıyor. Sıkıntı oluyor Sinan. Hayır öyle bir şey yok mesela. Yok değil mi? Ben onun için rahatlat beni. Ben onun için rahatlatayım seni. Arada konsept albümler yani ne yaptık? Bundan önce Türk Sanat Müziği albümü yaptık. Harikaydı. Bunları da evet, yani bununla beraber böyle sürprizlerimiz olacak elbette albüm anlamında. Ama bu hani bir beklentili bir şey değil yani. Ama şimdi gerçekler üzerine popüler kültüre hizmet ediyorsunuz. Dolayısıyla da albüm bazında bunu yapmak sıkıntılı. Yani bunun maddi manevi altından kalkılması zor bir durum yani gerçekleri konuşmak gerekirse. Onun için 3 ayda bir, 2,5 3 ayda bir böyle bir single'larla yolumuza 2,5 3 ayda bir gibi evet. Niye? Yani toplasan hani bir senede bir albüm oluyor zaten. 1,5 senede bir albüm çıkıyor değil mi? İşte yani olur mu oraya gelir mi? O kadar yapar mı? Doğru. Ya başka. Burada hareket yapmaz çünkü burada son noktayı koymuşum. Başka bir şey bulmamız, başka bir alan var. Var sırada var başka bir şey. Ha yani. Hazır o da hazır. O da hazır. O da hazır ama korkulacak bir durum yok. Yani. Tamam eyvallah hiç korkmuyoruz. Yani, ya sevişmeliyiz. Ben son derece rahatım abi arada 3 kadın var ben gayet rahatım ya gayet uzak duruyorum. Ya bir şey söyleyeceğim sevişmeliyiz öpsene beni ağzını yerim. O ağzını yerinde sıkıntı vardı kabul edelim. Yani. Hayır ya neden sıkıntı nedir var? Abi şiş kebap ne yiyorsun ya ağzı? Hiç insan böyle bir yanında bir çocuğa biz aileler arasında söyleriz. Canım senin ağzını yerim falan deriz biz ya. Biz hep yeriz ama. Ya nasıl? De hep yeriz. Evet. Yeriz yani. Böyle bir yemeğe düşkün değil mi? Bir obez şeyi var yani. Yani sevgimiz de obez. Onu oraya iyi bağladın. Tabii olabilir. Sevgi de obez. Olabilir. Peki biz aslında şuna bağlayalım. Senin bu gelişimini. Benim arkadaşlar lütfen. Bu sana aşkımdan en son hediye. Harika. Şimdi Bursa'dan başlayalım istersen. Hanımefendilerden yorum soralım. Evet, lütfen, yani, lütfen. Kapınıza gül bırakılmasını mı, kulağınızdan öpülmesini mi, ağzınızdan yenmesini mi yoksa hani bu bir itiraf anı mı seversiniz, tercih edersiniz bir hanımefendi olarak? Gül tabii ki. Gülle kalayım ben diyorsunuz kırmızıları orada. Kırmızıları giymiş. Berfu hemen size soralım. Bir daha alabilir miyim? Kapınıza gül bırakılmasını mı, kulağınızdan öpülmesini mi, ağzınızdan yenmesini mi yoksa hani finalize olunmasını mı istersiniz? Gülü tercih erkekte. Ediyorum. Gülü tercih ettiniz. Hanımefendi? Hiçbiri. Bir başka şık var mı? Yok. Çok güzel. Bir başka şık ol. Evet. Sen hangisini tercih edersin? Hepsini tercih ederim. Çok güzel hepsi. Kapına gül bırakıyor. Ne kadar şirin, ne kadar güzel. Kapına gül bırakıyor. Ondan sonra sevgisini ifade ediyor. Devamında eve gidiyor. Kahve içiyor.
Sen o sonrasını. Patron bunu bir hani tıp ister. İlmi olarak düşünürsek şöyle başlıyoruz. Yani hani Gül diyelim, hani öğrencilik zamanı işte biyoloji bilmem ne falan filan bu inceleniyor. Sonra kulak burun boğaza giriyor anladığım kadarıyla. Boğaz. Finalde şeyle bitiriyoruz. Ama bizim branşımız kulak burun boğaz. Ses çünkü. İşimiz mesleğimiz. Ya, ya ben seni yerim hakikaten. Ben de senin ağzını yerim. Hakikaten yenmez mi? Nursel, Euro'da durumlar nasıl? Bir oradan başlayalım mı? Ya gene düşüşe geçti maalesef birkaç gündür. Niye böyle oluyor bu Euro? Çok kötü yani. Üzülüyorum tabii düşüşe geçmesine. Euro'nun düşüşe geçmesinden üzülen. Evet yani tek sanatçımız gördüğümüz. Rakamı Euro üzerinden aldığınız için mi yoksa Keriman için mi üzülüyorsunuz? Keriman için tabii ki. Yoksa böyle Euro'yu falan sevmezsiniz siz? Euro'yla Türkiye'de hiç alakam yok. Kalmadı yani. Peki Almanya'dayken falan? Orada euro tabii. Euro. Peki iyi miydi yani oradaki euro durumları? Oradaki euro durumlarıyla Türkiye'deki TL durumlarını karşılaştırırsak? İyiydi tabii. O yüzden öyle. Yani euro için burada değilim, onu demek istiyorum. Biliyorum. TL için buradayız. TL için buradayız. Sizinle kuzu çevireceğiz bu akşam. Öyle evet. Bir şeyimiz var. Kuzudan başlayalım istersen. Hemen böyle eller kuzu, oraya gitmişken. Kuzu demişken böyle bir ay, kuzu. Süt kuzusu mu? Evet. Evet, biz bunları yemeyelim, biz bunları sevelim bence ya. Bence dünyanın de. En güzel şeyi. Gayet keyifli. Bana mı getirdiniz bunu? Evet, size getirdik. Bir bacağıma olabilecek giymenizi kadar. Giymenizi rica ediyoruz. Şu an mı? Şu an artık öyle bir girdik ki yani muhabbete olabilir. Yani hiç sıkıntı olmaz buradan. Kulak arkasından şeye kadar. Güzel, sever misiniz kuzuyu? Sinan Bey. Şarkı düşündüm şimdi, ona ne uyarlanabilirdi? Yerim kuzu filan. Kuzu. Seni şiş yaparım falan filan gibi değil mi? Pirzolanı yerim. Yok ama ya bu süt. Süt kuzusu bu süt ama asla. Yani. Yok bir şey demedim onun için canım. Bunu bunu hayır, sev. Parçanın ismi süt kuzusu olabilir. Öyle mi olabilir? Süt kuzuları olabilir, sevelim. Ne bileyim işte şeyde Heidi ile birlikte çekilir. Şeyde Alp Dağları'nda. Seyreder miydin Heidi'yi, ne güzeldi. Kim seyretmedi ki ya. Bizim romantik kuşağın en büyük şeyidir yani. Çok güzel. Romantikleşen, romantikleştiren evet. Şeydir yani. Kesinlikle. Seyreder miydin sen, hangilerini çok Heidi'yi seyrederdim. Başka? Peter. Başka ne vardı? Voltran. Sen Voltran'ı oluşturmak üzerine gidiyorsun. Voltran o değil. Daha böyle şey kolektif bir işti. Mesela Heidi biraz daha romantik. Daha naif. Yok, ben şey mesela He-Man falan seviyordum. Ha sen Sheila, yani çok hard. Sağ, o biraz ileri, daha bilim kurgu, evet, daha şey. Daha yani. Bilim kurgu. Biz Alp sen Dağları. Sen ne vardı başka? Alp Dağları çocukları. Ne? Çok. Arımaya vardı abi ya, ben bakarsan bana. Arımaya Yakari evet. Vardı bir de ben çocukken mesela. Yakari vardı gerçi. Sen çocukken gerçekten biraz daha erkenmiş mesela. Yani daha bize bu tarihe yakın. Evet. Yakari var. Ne oldu Yakari? Kadar değil de. Ne oldu bilmiyorum ya. Böyle küçük tatlı bir çocuktu. Nereye gitti en son hiç bilmiyorum. Pepe aldı yerini. Pepe gitti. Evet, bilmem Pepe ne. Aldı. Ne oluyor ya? Bu akraba işte böyle. Çizgi film kahramanları teker teker eksiliyor hayatımızdan. Tatlı Cedric vardı mesela. Cedric vardı. Sünger Pepe Bob var. Mero vardı. Ama bu haksızlık öyle değil mi? Evet. Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Simpson Boo ailesi vardı. Bile artık şey değil mi? Artık ayrılıyorlar bilmem ne falan filan. ya çok fena bir dünya. Bir de ben Eddie ile Büdü severdim. Eddie ile Büdü. Evet. Kurabiye canavarı vardı. Ama Eddie ile Büdü çok güzel. Buradan nereye bağlayacağız? Sen ben en Heidi çok de... hangi sayıyı seviyorsun şeyi vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ben onu çıkartamadım çok, şimdi. İşte 2'yi seviyorum. Susam Sokağı. Susam Sokağı evet. Evet. Niye 2'yi sever ki insan? Hayır 2 en özeli. Ben en çok 2'yi seviyorum diye. Doğru. Şirinler vardı değil mi? Evet. Şirinler hep var zaten. Şirinler hep var. Var değil mi hala? Tabii. Tom ve Jerry var ya. Var yani. Haydi'nin ekmeği güzeldi. Ekmek var ya. Küçük ekmekleri vardı ya. Küçük beyaz ekmek. Beyaz ekmek. Hep kara ekmek. O yani. Vardı. Beyaz ekmek. Evet o çok güzel. Ben hep onu hatırladım. Tabii o ekmeği görünce Haydi. Frankfurt'a gittiğimde öyle hani böyle evet, şey ister. Onların, beyaz ekmek. Beyaz ekmek. Beyaz ekmek. Evet. Yani başka bir şey yok da. Kesinlikle. Siz ne yerdiniz Almanya'da? Siyah ekmek mi tercih ederdiniz? Siyah ekmek tabii. Ama beyaz ekmek de hoştur değil mi? O frangela derler ya onlar. Yani işte hani bu baget türü. Baget bravo. O da yani Alman kültüründen gelmiyor. Fransız kültüründen geliyor ama yani beyaz ekmek çok ağırlıkta değil. Ben Almanya'da hep zaten ekmekçilere bayılırım. Yani ekmek fırın ya da ekmek dükkanı. Almanya'da dediğiniz. Ekmekçilere bayılırım güzel bir laf. Bayılırım çünkü. Bayılırım. Çok iyi çocuklardır. Nasıl güzel ekmek yapıyorlar Mesut? Ekmek çeşitleriyle çocuklara tabii dermişim. Ama hakikaten bir gittiğinizde bütün rafların çeşit çeşit ekmekle dolu olması ve o ekmekçinin işte içindeki o güzel kokular çok ilginç ve çok sevdiğim bir şey. Yavaş yavaş Türkiye'de geldi. Çavdar ekmekleri. Hepsi var evet ya. Bol tahıllı falan. Bol tahıllı ekmek evet. Vardı. Trabzon'a Vakfı Kebir ekmeği vardı. Sen bilirsin senin orada. Bilirim ben çünkü pide işi yaptım yani. Ya. Pideler vardı. Ramazan evet. Pideleri yarın çıkıyor. Ondan ben normal Karadeniz pidesi yapıyordum. Ha, sen Karadeniz pidesi yapıyordun. Yapıyorduk evet. Niye biz böyle vardılar üzerine ya bu kadar? Evet. Buradan bir yere varamayacağız. Bu vardılardan bir yere varamayacağız. Eski bayramlar. Aynen. Nerede o eski bayramlar tadına geldik? Kuzu'ya bir bakalım mı isterseniz şu fragmana? Bir üzerine konuşalım. Buyurun efendim.
Eskiden fragmanlar vardı. Evet. Çabucak gelirdi. Onları kim? Kaç param var? Para yok. Paran yok. Nasıl olacak? Parası olmayan adam sünnet düğünü mü yapıymış? Derdin mi yok senin? Ne uğraşıyorsun? Düğünü geciktirmeden yapsak diyor. Sen bulguru al. Eti ben bulurum. Parayı nereden bulacaksın? Babam yarın sabah sene bacağından ceviz ağacını asacakmış. Gırtlağından kesip kafanı da bir tepsiye oturtacakmış. Etini pişirip köye şölen verecekmiş. Nene bizi kızdırdı. Ben de giyinmiş. Hamza, Hamza! Şşt! Tabii kutlu atamanı çok başka bir yere koyuyorum. Ve fakat sorum şu olacak. Yani bütün kış bize yaz filmleri izlettiler. Şimdi tam da yaza girerken böyle kış filmi nereden çıktı anneciğim? Yani vizyona girme tarihlerinde bazı gecikmeler oldu. Ama bence şu anda çok güzel bir zaman. Ya sıcak yaz ayında bakan sinemaya şöyle, ben şıpır şıpır böyle terlerken böyle tatlı tatlı bir şey buz. Böyle bembeyaz karlı havası. Hmm. Bence limonata gibi gelecek. Böyle buz gibi gelecek. Sen Erzincan'a gittin mi? Kapalı gittim, ha, kapalı şeylerde, sahnelerde gördün ki. Evet ama yani o, kışın çektik ve tabii ki Erzincan'da. Diğer arkadaşlar tabii o dağ köylerine gidip geldiler. Onlar karı daha çok yaşadılar. Ben biraz uzaktan seyrettim. Ne anlatıyor kuzu? Bir özet geçersek. Köyde fakir bir ailenin çocuklarına sünnet etme arzuları var. Tabii ki bizde de hani sünnet olduğunda bir düğün, işte bir merasim, bir şölen oluyor. Bu şöleni çok arzu eden ama bunu gerçekleştiremeyen ya da gerçekleştirmek için böyle bir dramatik olayların içerisine giren bir aile dramı gibi. Ama bir taraftan yani Yeşilçam'da da sinemalarımızda da işte yani şey vardır, hani sünnet olayına böyle bir değinilir, çocukların başına takarız maşallahı. Biz genelde kaçan şeyde arzu verir. Filmlerine evet. Hep kaçarsın ya. Ve olay biter yani, ama ondan sonra o çocuklarda kalan travma, daha önceden ya da daha sonraki bir travmatik meseleye hiç bakmamışızdır. Var mıydı sizin de travmatik sünnetten kalma sorunlarınız? Ya bunlara biraz böyle bir ters geçiyor bir bakış. O zaman bir barda hattına girebilir miyiz? Bir sunullah vardı. Fenis hiç hatırlar mısın? Yine geçmişe dönüyoruz. Evet. Ya, evet, özür dilerim, geçmişe dönüyoruz. Yok, geçmişe dönmeyelim de, ama ya bu da unutulacak gibi bir şeydi. Çünkü sokaklarda yani o şeyde apartman şeylerine, kapılarına şöyle küçücük bu şey kadar, tablet kadar şey asılı. Fenis sünnetçi sunullah. Ya ağrısız, sızısız. Yani tabii. Allah aşkına bu bir travma bırakmaz mı? Bırakır herhalde. Yani düşünsene, her apartman kapısında ya da o ahşap evlerin kapısında bunu okuyorsun. Sunullah kim? Niye hayatımıza giriyor? Burada ne işi var diye öyle bir travma var. Doğru. Bütün film sünnet üzerine mi kurulu? Ya aslında yani bir ailenin dramatik olayların içerisine girmesi veya işte çevre, komşuluk ilişkilerinde bu olaylara bakışlar. Yani ailenin o gelenek altında ezilmesi, bütün bunların maddi imkanlarının yetmemesi. Öbür taraftan da iki küçük kardeşin, yani ablanın sünnet olacak kardeşini kıskanmasından dolayı ona belirli korkuları empoze etmesi. Tuhaf bir mizah taşıyor aslında orada da. Çok ilginç bir yani kara mizahla durum komedisinin birleştiği çok eğlenceli bir film oldu. Yani fragman da o kadar... Fragman biraz acıklı duruyor benim. Acıklı senin. Duruyor ama... vah gidene diye bakıyor insan ya fragman. Tam tersi, kesinlikle tam tersi. Ben hiçbir zaman fragmanların hakiki filmle alakalı bir şey önceden verdiğini hiç görmedim. Doğru diyorsunuz. Hep yani. Yanılmışımdır yani. Fragmanı da beğenmem kesinlikle. Çok keyifli bir film oldu. İşte yani mutlaka izlenmesi gerekiyor diyorum yani. Ben de ona katılıyorum ya. Yani sen diyorsan biz tabii ki elbette. Ben diyorum tabii yani ki. Küçükken travma. Var mıdır travman? Sunullah, Feyzullah abilerle ilgili.
Yani bu şarkıları sunduğumuza öyle bir travmamız yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben Berfu'ya geçiyorum hemen. Berfu'cum, bu kardeş payıyla aldın başını gittin hakikaten, ama biz seni misket olarak sevdik. Bir, bir insan evladına niye misket ismini koyar? Evet. Hiç bunu sorguladın mı? Hiç sorgulamadım. Oraya hiç girmemeyi tercih ettim. Kaç bölüm yaptın o diziyi? Toplam 3 sezon oynadım. Günlük dizi, her gün var. Yani 1000'i bulmuştur diye düşünüyorum. 1000 bölüm, wow. 1000 bölüm dizide oynamak şimdi acayip insanda hafif bir tahrifat da yaratır diye düşünüyorum ben. Yaratıyor, evet. Kesinlikle. Ne yapıyor tam olarak? Ne bırakıyor? Şöyle bir şey var. Günlük olduğu için ve biz ağır trajedi çektiğimiz için ve sayfalarca aslında süresi de çok uzundu. O yüzden çok yorucu oldu aslında. Bir oyuncunun performansı olarak bakıldığı zaman çok yorucu bir performans oldu benim için. Sonlara doğru özellikle. Hani üçüncü yılımda biraz ağır geçti. Yoruluyordum. Çünkü o dönem hem okuyordum hem devlet tiyatrosunda oyunum da vardı. Hepsini bir arada götürüyordum ve dizi de çok tempolu gidiyordu. Şöyle tahribatlar yarattı. Mesela sabah 9'da makyaj masasına oturduğum anda ağlamaya başladığım zamanlar oldu. Hani hiç sebepsiz makyaj yapılırken falan diye. Hani neden ağlıyorum bilmiyorum. Hani çünkü her gün ağlıyorum dizide. Yani ve gerçekten ağlıyorum. Ben o zaman gözyaşı falan da kullanmıyordum. Keşke kullansaydım da bayağı ağlıyordum. Eve yani. İş götürür müydün ya? Eve de gidiyorum. Evde de ağlıyorum. Sabah ağlıyorum falan. Yani eve... Zaten uyumaya gidiyordum sadece. Ha, yani iş götürecek vaktimiz de olmuyor evet. Diyorsun. O yüzden yoğundu, biraz tahribat yarattı. İnanılmaz bir şey yani, hani günlük dizilerde oynayan insanlara inanamıyorum ve ayrıca müthiş bir saygı duyuyorum. Müthiş bir şey tempo. Yani diğerlerindeki o şey meseleyi sizin mesela her hafta o korkunç bir şey koşturma. Bir de onun karnesini almak falan. Bu adamlar günlük karneyle günlük uğraşıyorlar sürekli. Acayip bir şey ve hepsi de yukarıda. Evet. Kaç dakika? Önce yani TRT döneminde çok daha kısaydı, bir 30 dakikaydı. Evet. Sonra özel kanala geçtiğinde yaklaşık 50 dakika oldu. Sonra onu düşürdüler. Hatırladığım kadarıyla 45 dakikaydı ortalama. Ama o da uzun günlük dizi için evet. Bence. Ve gerçekten oyuncuyu yoran bir performans olduğunu düşünüyorum. Berfu 2 saate yakın yapıyorlar artık, biliyorsun değil mi? Yani günlük evet. Dizide ben evet. Ve şeye bakıyorum. 1 saat 40 dakika evet, falan. 1 saat 40 dakika çok günlük dizi. Zor yani, hani bilmiyorum. Geçmiş olsun. Döner misin tekrar böyle günlük dizi şeyine? Yani dönmem diye düşünüyorum. Çünkü ben onu yaptım, bitti ve ben orada aslında öğrenmem gereken şeyleri öğrendim. Bir öğrencilik şeydi yani. Tabii ki çok öğreticiydi benim için. Çok büyük bir avantajı var hayatımda. Mesleğim için de çok önemli bir şeydi. Ama geriye dönmektense ileriye gitmeyi tercih ederim. Çok doğru. O ağlayan kızdan çok iç açan bambaşka bir kadına evrildin. Evet. Ve yani hani kardeş payında biz seni gerçekten izleyiciyi tam ters köşeye yatıran Berfu olarak da gördük. O da iyi bir şey. Bence bir oyuncu içinde hani o tip savrulmalar acayip keyifli oluyor. İzleyen evet. içinde öyle oluyor. Evet. Şimdi Liki'yiz, konuşacağız tekrar. Tamam. Hayatımın kadınına gitmem lazım. Evet, buyurun. Çünkü biz onu her ekranda hem haber okurken, haberi güzel okur. Onda hiç sıkıntı yok. İnsanla güzel muhabbet kurar. Hiç sıkıntı yok, iyi arkadaştır. Hep selam verir. Mesela görmezden gelmez, öyle de bir insandır. Dolayısıyla hani bu insana senin mavin var mı diye bir öküzlük yapmayacağım tırnak içerisinde. Senin binlerce mavin var. Sen 50'ye indirmişsin o rakamı. Ben biraz bozuldum. Bence ondan çok daha fazla mavin vardır. Green'in 50 tonu varsa senin herhalde binlerce tonun var. Türkiye'de bizi şaşırtamayacaksın artık. Yani şöyle söyleyeyim, yaptığın her işte ustalaştın. Bizi şaşırtamayacağını düşünüyorum. Daha çömezim. Yani yazarlık konusunda çömezim. Televizyonculukla ilgili artık o kadar mütevazı olmuyorum ama yazarlık daha çok çömez. Şöyle olabilir. Belki gelecek sene bir izdivaç programı. Yok. Almayayım. Ya o kadar da şaşırtmayayım diyorsun. Yok. Almayayım. Peki, bana oldu. Uygun değil. Ben o TV8'de o deneyimi yaşadım ve bana uygun değil. Ama orada bir izdivaç şeyi yoktu da bir kuşak programı vardı kuşak sanki. Kuşak programdı ama yine de elbette gündüz kadın kuşakları genelde hani eğlence kanallarında daha yine eğlenceli olması gerekiyor. Yani birazcık daha arada şöyle bir hani şöyle bir gerdan kırmalar falan. Bana olmuyor, sakil duruyor üstünde. Niye denemedin ya? Ya bir denedim de boyum da uzun ama. Olduğu için yani... Yakışmıyor bana. Anacığım, olmuyor. Yani soyadda sıkıntı var, boyda sıkıntı var ne bilmem. Işte. Ya olur ama ben işte haber, gazetecilik ve yazarlık paklıyor. Yani bu böyle ve ben de bundan keyif alıyorum. Yani TRT'de şimdi çalışmaya başladıktan sonra hoş yine hani hafta sonu yine daha yumuşak
geçişli bir program benim için ama ya ben gazeteciyim. Hani ne olup ne olmadığımı çok net öğrendim. O hamur gitmiyor yani ne olursa olsun. O insan içinde kalıyor bir şekilde. Gitmiyor yani. Yine de hani bir yerden kırılmak fena bir deneyim değil ya. Ben gelecek sene böyle bir şey mi denesem diyorum ya. Aa güzel olur. Böyle gerdan mı kıra kıra böyle. Sen çok güzel sunarsın. Kadın problemi. Vallahi bile. Gerçekten çok iyi sunarsın ve bence artık öyle olmalı yani. Kuşum Mesut dedi ya. Ya hayır. Evet ben şimdi itiraf ediyorum. O yıllarda hiçbir bende tahrifat yaratmadı ama an itibariyle bittim ben. Ve yani böyle pankartta dolaşacağım. Yani bundan sonraki hayatımın yaptığım tüm rezilliklerin müsebbibi odur, Nursel'dir diye böyle altına da yazacağım. Kuşum Mesut merhaba, iyi akşamlar. Güzel. Kitaba gelelim. Kitabı aslında çok konuştun. Fakat şu var ki yüzleşmek. Aslında çok da konuşmadım. Öyle mi ya? Çok az televizyon programı. Sormadılar mı ya? Gerçekten yani çok az röportaj verdim. Çok az televizyon programına katıldım. Algıda seçicilik demek. Seni her gördüğüm yere yapışıyorum ben. Öyle de diyebiliriz. Çok çok teşekkür kardeşimsin ederim. Yani genelde hani sosyal medya üzerinden hem benim yayın evim İnkılap hem ben bir şeyler paylaştık gayet samimi bir şekilde. Ama gerçekten hani bir PR yapmadık çok fazla. Fısıltıyla yayılan bir kitap. Kulaktan kulağa. 20. günde ikinci 20 bin baskıyı yaptı. Var maşallah. Yani en Türkiye'de doğru. De bir rekor herhalde bu diye tahmin ediyorum. Tevazu darısı. Yerlerde. Kitap okunmayan bir dönem hakikaten. Bir şey söyleyeceğim. Bu tabii biraz hani gerçekte de çok insanı böyle şamar gibi patlayan bir kitap olduğu evet. için. O samimiyeti istiyor. Türk okuru da istiyor. Ya okur evet. artık samimiyet arıyor. Evet. Türkçesi yani böyle kitap hani sizin hiç maviniz var mı? Kitabın kapağında işte benim birazcık sanki meleği andıran bir fotoğrafım var. Böyle bulutların içinde Daha'nın gözleri var. Çok böyle beyaz mavi soft görünen bir kapak ama çok sert bir kitap yani. Biz tabii ya bir, hani bir Akdeniz öyküsü beklerken böyle aynen. karşımıza acayip bir kapı çıkıyor. Aynen. O kapıya bir tosluyoruz. Evet. Dahan nasıl? Dahan da demişken. Dahan sevgili oğlu. Oğlum. Dahan iyi. 7 yaşında. Çok bahsiz. Enteresan şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben işte bu kitabı yazdım. Bir iki gazetede röportaj çıktı. Bir kadın... kızı Amerika'da NIH'te, National Institute of Health'te doktor. Benim röportajımı okuyor. Sonra kitabı kızına gönderiyor. Diyor ki yani çok enteresan bir vaka var ve böyle bir şey var. NIH bilmeyenler için dünyanın en büyük araştırma merkezi. Bütün kanser genetik araştırmalar. Bize NIH davet etti ve onlar Dahan'a bir tanı koyabileceklerini söz veremiyorlar ama belki bir tedavi yöntemi bulabileceklerini söylüyorlar. Aslına bakarsan her şeyi bir tarafa bırak. Çok satmasını bir tarafa bırak. Konuşulmasını, benim kendimle barışmamı her şeyi bir tarafa bırak. Belki onun için ayrı bir kapı açılmış olacak böyle. İnşallah bu iyi haber. Evet. Ama şey katılmıyorum. Sen zaten kendinle barışık bir insan. Yok hayır bu kitap benim kendimle barış imzalamam. Öyle midir yani? Evet. Eyvallah. Yani öyle görünsem de ne kadar çok hani dik kuyruğu dik tutmakla ilgili bir sıkıntım oldu. Kitabı okuyup sonra kendimle yüzleştiğimde kendime bir ayna tuttum ben aslında. Ve kendimle barışıyorum hala. Çünkü nefret ettiğim bir özge var içimde. Olmaktan hiç hoşlanmadığım bir özge var. Kır ağzını burnu. Kırıyorum zaten kitapta. Yapma yani, bayağı, diye. Bayağı yani kafa göz kendime çünkü benim... Kafa göz kendine girdin. O hem of of. Senin kendinle barışma sürecin biraz, değişik bir süreç haline evet, gitmiş. Evet ben kendine karşı çok acımasız bir insanım çünkü. Bu böyle övünülecek bir şey değil. Kendime insanların bana verdiğinden daha çok zararı hep kendime verdim ve veriyorum da. Ama artık öğreniyorum bu kitapla beraber kendime zarar vermemeyi, kendimi daha çok sevmeyi, özge olmanın aslında ne kadar güzel bir şey olabileceğini öğreniyorum. Ve iyi ki yazmışım. Özge olmak aslında ne kadar güzel bir şey olabilir sence? Özge olmak şöyle, belki bu Tanrı'nın verdiği bir hediye. Çünkü böyle olmazsa insan yaşadıkları karşısında gerçekten aklını oynatabilir. Ama bu böyle görürsem, Tanrı'nın verdiği bir hediye olarak görürsem... İnsanlara, insanlar bir şeylere şükretmek için ya da evet ben
normal bir hayat yaşıyorum ve sıradan bir hayat yaşamak dünyanın en güzel şeyi demeleri için çok kötü şeyler yaşamaları gerekmiyor. Onlar yerine yaşayanlar var ve onlar diyorlar ki hey dostum ne kadar güzel ve normal bir hayat yaşıyorsun. Muhteşem mucizelerim var senin hayatında. Onlara sarılsana deli misin diyor. Ben de şimdi kendime diyorum ki evet sen zorluklar yaşıyor olabilirsin. Eyvallah herkes bu hayatta bir şeyler yaşayabilir. Ama bak senin de mucizelerin var. Kaybedişlerin var ama belki yeni kazanışların da olacak. Sen birilerini çok seviyorsun ve birileri de bir gün seni gerçekten çok sevecek diyorum kendime. Harika. Yani insanın kendi kendini eğitmesi, ek olarak bir koça ihtiyaç duymaması. Bu koçlar çok çoğaldı ya hayatımızda. Evet. Kendi kendinin koçu oldun. Ha öyle sonra. Oldum. Koçum benim tatlı diyorum. Tatlı da bir kendime. Muştalıyor musun kendini? Biz eskiden kavgalarda kullanırdık, mahalle kavgalarında. Ya bu... Onu anneciğim nedir o beşi bir arada? Ya pardon, bu, dördü bu bir enteresan. Arada. Sevgili Mehtap biliyorsun Mehtap Yılmaz. Biliyorum. Mehtap benim 16 yıllık arkadaşım Ankara'dan. Eyvallah. Ben Mehtap'tan geliyorum şimdi. Ondan sonra o böyle beni hazırladı. Dedi ki Özge bu yüzük sen kanatların var senin. Sırtımda da kanatlarım var. Bunu tak, bu yüzük de sana uğur getirecek çünkü bu çok güzel bir yaprak. Hı hı. Ondan sonra bu yaprakla beraber sen özgürleşeceksin. Onunla çünkü... ne güzel adam diyor abi. Aynen öyle. Ya sen yaprağı yedin mi hiç hayatımda yaprağı yedin mi? Evet. Hep Haydar diyorduk, bir tane de yaprağa dönmek lazım. Evet, bize sırtında kanatların var derken birazdan uçacağım mı? Yok hayır. Gösterme tamam biliyorum var. Evet dövmelerim var. Dövmelerim var, bir de tabii en şeyim lotus çiçeğim. Lotus. Kitapta da bahsettiğim Sivam. Eyvallah. Peki. Evet. Sizin dövmeniz var mı efendim? Yok dövmem yok. Ama zincirlere vurmuşsun kendini. O zincir nereden çıktı? Vallahi, lan nedir bu? Şarkının şeyi, doğası gereği. Bilemiyorum. Kız kardeşim yapıyor bunları, hazırlıyor. Zincirliyor mu seni? Zincirlemiyor. Böyle bir... Bir bağlamak gerekiyor galiba anladığım kadarıyla ama. Bazen. Yok canım öyle. O nereye bağlı? Cüzdanı mı bağlı? Yok cepte. Ha cepte, cepte o. Eskiden buradan. Öyle şey yapardık biz böyle heavy metal dönemlerinde. Böyle sifon zincirleri alırdık. Öyle anlardık. Ama bazen... Heavy metalciyi metal anlıyorduk. Bazen hakikaten küçük o küçük aksesuarlar farklı bir hava verebiliyor. Vermez olur mu baksana onun dördü bir yerde senin zincirin. Bayağı enteresan bir akşama doğru gidiyoruz. Evet. Gayet güzel. Çok keyifliymiş. Peki abi ne oldu? Yani evlenecektik, ne oluyor? Yani biz evlenmeyecektik. Hani genel olarak sen evlenecektik. Hakikaten sen ne zaman evleneceksin ya? Allah Allah. Ama Sinan'ım ya bir beklenti yarattın. Bir yere doğru gidiyoruz. Yaratılmış bir beklenti var ve biz bunun üzerine yani soru sorma hakkımız mı? Neden adam hiç yaşlanmıyor yalnız? Ya maşallah ona ekstra ya maşallah. Ya bana niye döndünüz ne oldu ya? Evet sen bana program başlarken damar bir şarkı mı söyleyeceksin dedi Sinan damar. Şimdi açalım o zaman bugün Özge Hanım'ı çözelim. Konu burada bitirelim bu akşam her şeyi. Bitirelim. Ne olacaksa olsun. Ya nereden kırarak damar bir şarkı mı söyleyeceksin? Ne anlayamadım ben. Bir bana... damar bir şarkı söyleyeceksin mi dedim de Sinan'a. Biz... Ay için istedi. Ay, için dedi ki sonra. Böyle bir. Ağzını yerim olabilirdi bir damar. Ağzını yerim söyleyelim. Berfu öyle bir girdi ya. Öyle ağzı... dedi. O mudur yani senin bak damar anlayışın? Tabii. Benim ağzını yerim ben gel. Damardan. Kapatalım mı bu konuyu? Yok. Niyetimiz güzel inşallah. Niyet belli canım 5 yıldır ben biliyorum o niyet var. Ya biz de çok niyetliyiz. Ben bu kadar niye ben terledi. Yok, sen evet ya bir konuşun. Aslında çok mahcup bir adam ya. Bakmayın böyle evet. Hani sevişmeliyiz bilmem ne ağzını yerim falan filan. Normalen gerçek hayatta da mahcup ya. Böyle tatlı bir adamdır yani. Yani. Ama istemiyorsan hakikaten girmem. Yani. Yok. Çünkü yani çok özel bir şey. Hayır yani. Baksana. Yenge Hanım mı izliyor? İzliyorlar şu anda bizi. Anladım. Buradan. O zaman buradan. Her şey buradan seni. Buradan selamlar Almanya'ya. Buradan Almanya'ya selamlar. Almanya mı? Nerede Almanya? Hangi şehir? Hangi şehir? Görümce gir. Berlin. Berlin. Köln'deler şu anda. Ama Köln'e de gidip geliyorum. Orada mı yaşıyorsunuz? Yani Köln'de ben üniversiteyi okudum. Öyle mi? Tanıdıklarım tamam. Var. Bilgi alırım ben. Galiba bir şey söyleyeyim. Kız kimlerden? Öyle gidelim. Kimlerden? Biz bize konuşuyoruz. Babacığım görümce o. Sen rahat ol. Alman değil değil mi yenge? Türk. Ha, Türk. Ama orada doğup büyüme. Evet. Tamam. İnşallah güzel. Bu sene niyetimiz. Eyvallah. Sene niyetim. Artık. Iyi. Yani yengem benim gurbette. Sen burada işte birileri... Aramızda bir mesafeler böyle. O gurbette biz burada. Aranızda mesafeler ya. İnşallah artık ya ne bileyim vuslata yerinde. Mesafeler böyle. Sadece dokunmayı kaldırır. Onu fark ettim ben. Üzerine şarkı yapılıyordu. Ya ne alaka? Dokunmayı kaldırınca insanı da için dışına vuruyor. O kadar temiz duygularla o şarkılar yapılmış ki sevgili. Buna inanıyorum dostum. Tabii ki. Hakkı Yalçın abimiz güzel yazmış. Öpsene beni Hakkı abin yani sözleri. Bugüne kadar Hakkı abinin bayağı bir hakkı mesela var. Mesela diyor ki orada
İlk şarkının sözü nasıl başlıyordu? Kafam gitti. Harikasın. Öyle bir yerden girdin mi? Haydar Dümen'in. Yok. Hiç alakası yok. Kalbimle başım dertte. Evet. Ne yapsam bilmiyorum. Bırak ne yapsam bilmiyorum. Yok canım. O pardon, o seninleydi. Bırak aşkı öğrensin. Belki de bu şehri sevme nedenim sensin. Sebebim sensin. Şimdi tam zamanı değişmeliyiz. Bu bir itiraf anı. Sevişmeliyiz. İmkansız bir aşkın nöbetine durmuşum. Şu sıralar dünyanın dibine vurmuşum. Mesut Bey, sizin ağzınızdan bu sözleri duymak çok güzel. Ben de bunu yani kadar başka bir tane İbrahim Sadri havasıyla okudum. Yani. Biraz, evet öyle okudum. Şarkının şeyi değişti. Şimdi orada nasıl değişti. Güzel bir aşk var değil mi anlatıyor. Yani belki de bu şehri sevme sebebim sensin. Şimdi sevişmeyi... Fönden mi bahsediyorsun? Güzel bir şehir yani. Var ya. Fönün iyidir ya. Vallahi Fönün iyidir. Bütün kadro yanında. Sen ne diyorsun abi? O kadar. Almışım Amazonlarımı yanıma. Cinsim olarak bana biraz yanımda olman gerekir. Burada cinsiyetsizim. Masanın cinsiyeti yok. Sağ olasın. O kadar rahatım yani. Az. Ya az önce kuşum aydın diye yapıştırdı. Gayet güzel oldu. Almanya'ya damat olarak mı gideceksin? Yenge buraya mı gelecek? Evet. Evet. Hangisi evet? O önemli. Süper. O önemli. 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 Tabii biz uzun zamandır buradayız. Burada inşallah. Buraya. Ama bazen oraya da gideriz yani. Gidip geliriz. Siz kimsiniz abi? Ben ne yapıyorum? Ne diyorum ben ya? Çok burası güzel. Neresi? Ben kimim? Karıştı gerçekten ya. Ya buradan Köln'e bir hat açtık yani, ve hat kapandı evet. Şu anda. Hani ama yani. Yani Almanca gerekiyorsa bir hanımefendi, şeyler siz konuyu anlatırken çok konunuzla ilgili benim konumda var ya muhteşemsiniz yani. Evet ya. Almanya olunca bir anda oradaki şey duygular. Abi onlardan alıyorsun kızı mi? Pardon. Oradan alıyorsun. Özür dilerim. Bizim kız. Tabii. Önde tanıdıklar var mı? Herkes var yani. Herkes. Tabii. Demin sordu kimlerden okumuş. Diye. Okumuş. Aa programdan sonra konuşalım tamam. O zaman. Bunu bir konuşalım. Tamam. Ortak bir şey çıkıyor. Paramparça izliyorsun değil mi orada yani? Ha biliyorsun görümcedir. Çok ya, sağlamdır yani. Çok sağlam görümcedir adamın aklını ama. Alır. Hem de kötü niyetim yok. Yardımcı olacağım. Yardımcı olmaya. Paramparça birkaç değil misin? Birkaç oraya hallederiz. Tabii. Kenan. Dün akşam Erkan Peteka ile beraberdi. Öyle mi? Bu konuyu değiştireyim dedim mi? Paramparça. Olmadı. Ondan sonra Nursel'e yarın böyle abuk abuk konuşmasın dedi. Dedi. Özge sen benim, böyle şey yapıyorsun. Özgeciğim sen benim iyi bir dostum, arkadaşım yani. Eyvallah. Sağ olasın. Kederli halini ve o melankolik durumunu bana sardın sağ olasın. Ya aşk ya ama olsun ya biz niye öyle yapayım gece 12'yi Sinan. Geçmiş Sinan'ım senden başka ne iş var ya? Tamam ne istiyorsun? Sen mutlu ol istiyorum. O yüzden bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Abi yeter ya. Parçalar ol yeter. Yani. Bak ama bir şey söyleyeyim. Nasıl görüyor musun? O biraz önceki o üzgün olan Özge şu anda yüzündeki tebessümü görüyorsun değil mi? Çok farklı bir şey. Demin mesela annelikten bahsederken de o ses bir anda o yayın sesinden çıktı. Anne sesine gitti. Fark ettiniz değil mi orada? Evet. Annelikten bahsedince. Evet, Özge evet. Öyle bir kadın işte ya. Öyle öyle. İçi dışı aynı. Aynen. Sen de öyle bir adamsın yani öyle. Sağ ol. Hani bu yaptığımız latifeleri kaldırmam bile bambaşka. Biliyorum canım ben de iyi bir baba olabilirim anlamına söylemeye İnşallah. Çalışıyorum. İnşallah çok İnşallah. Da keyifli olur. İnşallah. Biz yani İnşallah. Çocuk da sana benzerse hakikaten yani ne bileyim karakterli de bir şey olur ya. Ay Mesut'cum ya çok güzel. Bebeğim ayıp ettin ya ne olacak ya gözünü sen var ya. Ben de geliyorum seninle almaya tamam, ya. Tamam yengeyi ben isteyeceğim. İstemeye gidelim o zaman. Gidelim almaya gidelim istenmiş. Ha istenmiş oldu halloldu. Konunun yani, birçok bölümü halloldu tamam, evet. Tamam nişan falan takıldı. Konunun birçok bölümü kaç bölümden oluşuyor? Son bölüme kaldık. Kına gelsin burada yaparız. Sezon finali mi? Sezon finali. Sezon finali bravo çok güzel var. Güzel sezon oldu. Finali. Sezon finali oluyormuş. Kına siz de sevin orada. Tamam eyvallah iki numarada ne var diye baktım da. Aa Nursel'in paramparçası var. Dönelim biraz paramparçaya döneceğiz ama ya güzel gidiyorduk ya. Niye gösterdi şimdi 2'dir 2? Neyi o? Ha, tabii Sinan evet. Sinan'ı bulmuşuz Sinan. Burada. Hop bir de oynuyor. Bu arada kuşum Aydın dedim az önce. Özledik biz ne zaman gelecek? Gelecek mi? Söz verdi mi? Aydın'ı buradan öpüyoruz. Ben acayip de, geçen de bir fotoğrafını gördüm bir şeyde gazetede. İyi giyiniyor ya. Vallahi iyi giyiniyor. Evet. Siz kendinizi seksi buluyor musunuz hala? Ya hala değil ama 2012'deymiş yani, en son görüşmemiz de ben tekrar o zaman da duyguları gözden geçirelim var diye. Mıydı hakikaten? Vardı olma mı ya? Hadi ya. O hiç gitmedi ki. Daha çok sanki komik miyim, komedim komik var mı? Komik misin, diva mısın, bilmem ne misin? Evet. Hani, onu, hani Almanya'nın divasıydın da buraya geldiğinde burada diva evet. Olabildin mi? Ama burada diva kadroları biliyorsun çok dolu. Yani kolay olmuyor. Ben kendime yerimi açıyorum. Kendi yerinizi aşıyorsunuz. Bayılıyorum böyle. Mesela siz de sinirlendiğiniz zaman ne bileyim biberi reçele banıp yer misiniz? Kendi hayatımda yok. Biberle reçeli aynı kaba koymuyorum. Yani yıkıldık ama, be. Ama çok içselleştirmiştik. Ama yenmesi çok ilginç.
İlginç yani değil mi? Yani acıyla tatlı aynı zaten hani hayatın Asya kendisi. Yemeğini falan da çok seviyorsanız ki ben tatlı acıyı çok severim. Kerim Hanım kendisi de öyle tatlı acı. Biberle şimdi Nutella falan denemeyi. O hallere geldik yani. Evet, yani çikolatalı. ona öyle diyor çikolatalı krem diyelim. Kremi çikolatalı. Çikolatalı krem yani çikolatalı. Acıyla hakikaten tatlının kombinasyonları çok değişik olabiliyor. Hayatta da böyle midir? Hayatta öyledir galiba. Böyle çok hayat filozofu nedir o? Değilim ama kendime göre doğrularım var ama bazı şeyler böyle hep kesin değildir mutlaka. Hani reçelle biber yenilir mi diye düşünüyorsunuz. Ben yedim hiçbir şey olmuyor. Çok kalitesiz. Reçelle biber. Hatta efsane oluyorsun. Evet. Beyaz peynirle de çok güzel olur. Önce biberi yiyip sonra mı reçelle yiyorsunuz? Beraber yiyorsunuz. Aynen. Benim yengem mesela şey Almanya doğumluydu. O mesela reçelle salam yapardı. O da değişik. Reçelle salam? Reçelle salam. Değişikti o da. O da yeni. Mesela... Bak yine vardılara daldık. Paramparça gidiyoruz. Ya yetti be yetti. Sen kendini ne sanıyorsun? He? Ali Gram başka sen misin sen? Hitler misin sen? Kimsin sen? Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Sana diyorum. Ya bu manyağı nereden buldunuz? Çıkardınız başınıza. Allah'ı bu nazır koca. Vallahi kaşınıyor. Evet. Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Para sorun değil kızım artık. Para var. Özkan sen bu parayı nereden aldın? Banka soydum. Nereden sende banka soyacak o ciğer? Aa bak, nereden aldın bu kızım, parayı? Kızım ne yapacaksın nereden aldım Allah Allah ya. Üzümü niye bağcıyı sorma ya. Hadi kahve yap. İyi tamam. Şekersiz yapayım da mideni bastırsın ha ablacığım. Hani yoktu da kahven Allahsız. Ya işte kötü günler için sakladım. Dans et lan. He? Dans et. Bir şey söyleyeceğim. Çok musibet bir kadından bir mizahi kahraman yarattım. Farkında mısın? Yani bunu elbette ki senaristler yapabilir ama bunu oynamak da öyle kolay bir iş değildir. Evet. Evet deyip bitireceksin diye çok korktum. Ya Türkiye'de hakikaten komedi yanımı gösterecek bir çalışmanın içerisinde olmadım. O da benim içimde hep ukdeydi yani çünkü komik bir kadınım ben. Alışılmış komiklerden değilim. Biraz farklı mizahım var. İşte esprilerim birkaç saniye sonra ulaşıyor karşıya. Genelde işte Almanca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Almanca'ya düşünmenin getirdiği hız ve ha, sen önce var. Böyle düşünüyorsun, translate yani, ediyorsun, ondan sonra veriyorsun şeyi. Her zaman köşkü. Değil ama yani öyle bir şey var. Bazı diyaloglar Almanca gibi söyleniyor. Yönetmenim Cevdet Mercan geçenlerde öyle söyledi. Sen dedi Türkçe yani Türkçe oynuyorsun ama yani Alman kafayla, Alman gibi konuşuyorsun yani. Onlar herhalde var üzerinde. Ama arzu ettiğim şey de komedi yanımı gösterecek bir karakter olması. Epey bir bekledim Türkiye'de. Artık bundan sonra hangi karakter gelirse komedi yanına bakacağım, bir koymaya çalışacağım dedim. Ama oldu. Başlangıçta böyle bir şey yoktu paramparçada. Hani başlangıçta çizdiğim portrede öyle çok da komik bir kadın değil. Hayır değil. Zaten değil hala komik değil ama yaptığı şeyler... Ama çok gülüyorsun. Evet. Aile gülüyorum. İnsan kendine güler mi? Gülüyorum bazen. Yani bir sürü yaşadığı biçim... olaylara bakış açısı komik kadının. Yani Keriman kendi başına bir alem yani. Evet biz seviyoruz onu. Çifte ya. Kültürlü olmasının da getirdiği bir şey var. Yani hani Almancı yanı da var onun tırnak içerisinde. O Almancı yanı da onun şey yanını oluşturuyor. Yani her an ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Yani bir sürü yönü var ama. Sevdin mi Keriman'ı? Ben çok çok seviyorum. Keriman'ı sevenleri de yani Keri manyaklar varmış ya. Düşünebiliyor musun? Keri manyaklar ekran başına bu akşam Keriman ekranda diye. Evet. Millet birbirine böyle koy koy yaptı ya. Fanlarımıza buradan çok selamlar gönderiyorum. Evet ya fanlar. Hepsi Keriman'ın askerleri. Babacığım konuşurken dikkatli. Aa, konuşurken dikkatli. Biz hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Ha, hepsi hayır, Almanca hayır, düşünüp da. Türkçe dövüyorlar. Ona göre yani. Hem sen bizdensin yani gelini bizden alıyorsun ki. Almışız seni içselleştirmişiz damat etmişiz kendimize.
Rahat olabilirsin sen ya. Tamam. Sen bir dahaki şarkını düşün. Bir dahaki şarkını düşün. Hazır. Hazır mı? O da biraz müzikle konuşacağım seninle de. Berfu'yla Ayvalık'ta tanışmıştık biz. Evet. Sen oranın kızısın değil mi? Ege'li misin? Ege'liyim ben. Yani güzelmiş. İzmir doğumluyum. Ayvalık'ta büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Sonra Ankara'ya gittik. Hı hı. Hani lise dönemi falan konservatuvar Ankara'da oldu. İşte yani, biraz çarpmıyor mu insana? Hani Ayvalık rüzgarını almış bir insanın Ankara ayazında böyle bir hafif bir şey titriyordur herhalde. Tabii ilk başta çarptı. Yani o denizin olmaması beni bayağı etkiliyordu. Ama özellikle ergenlik döneminde bunun şey ızdırabını yaşıyordum da sonra Ankara'yı ben çok sevdim. Hı. Yani konservatuvar döneminde çok sevdim. Ankara benim için özel bir şehirdir. Onu konuştuk zaten şey program başlamadan önce. Hı. Ankara'nın özel olduğunu çok. Kimseye anlatamıyoruz diye. Annem Ankaralı benim. Babam Ayvalıklı yani Girit göçmeni baba tarafı. O yüzden böyle bir karma içindeyim. Yani. İyi birleşim. İki tarafı da çok seviyorum. Ankara'da Ankaralı gibi oluyorsun. Ayvalık'a gidince Ayvalıklı gibi. Evet ama daha çok Ege aslında. Bana baskın olan duygum Ege yani tamamen. Anladım. Oraya aitim aslında. Oyuncu iklimden yani böyle genlerinden beslenir mi? Yani geldiği topraktan beslenir mi? Az önce Nursel evet beslendiğini kısmen söyledi ama ne bileyim. Hani bir Ege oyuncusu ya da Ankara oyuncusu diye ayrıştırabilir miyiz? Yani bence tabii ki beslenir. Her yerden beslenir ama ayırmak değil de hani her yerden bir şey alarak bunu hani oyunculuğumuza katmak herhalde en güzeli olur. Çok doğru. Fakat şöyle de bir ayrım var. Yani biliyorsun Ankara dizileri genellikle uzun soluklu günlük diziler yapıyorlar Ankara'da. Ama sonradan işte hayatımıza giren işte Behzat Ç.'ye var. Evet. Hani Behzat Ç.'yle bir kırılma yaşandı o. Biz Ankara dizilerinin mesela biraz daha gerçek. Biraz daha hani böyle hayata dokunan bizim İstanbul'un evet daha doğal galiba o İstanbul'un steril saraylarda ve şeylerde geçen nedir o yalılarda geçen hayatından daha gerçekçi bir hayat olduğunu anladık bir dönem sonra. Yani öyle bir avantajı var galiba Ankara. Var evet bir de orada daha konsantre olabiliyorsun işine çünkü çok dağılmıyor insan algısı orada. Hani burada denizden, havasından ya da kalabalıktan her şeyden dağılabilir aslında İstanbul'da ama Ankara'da çok daha lokal, daha sakin. Daha hani az bir şey olduğu için insan kendine dönüyor aslında. Kendi dünyasına dönüyor ya da yaptığı şeye daha iyi konsantre olabiliyor. Eyvallah. Evet oranın öyle bir tarafı var. O yüzden de aslında oradan çok müzisyen çıkar, çok oyuncu çıkar. Çok fazla. Evet. Yani benim burada büyük bir şaşkınlıkla mesela ağırladığım insanlar vardı. Hiç bilmiyordum Ankara kökenli olduklarını. Ama çoğunluğu Ankara'daki işte lokallerden, işte oradaki küçük tiyatrolardan falan filan bir hayatımıza gelmişler, işlemişler. Gayet de güzel gidiyorlar. Hay yaşayın ya. Ben yani bir şey söyleyeyim bu arada. Söyle o parmağı gördüm. Gel gel. Yok. Yani Ankara'ya yani ilave anlamda. Aha. Hakikaten ben mesela en güzel sahne dönemlerimi Ankara'da yaşadım. Çok güzel bir havası var. Orada başka bir böyle bir naiflik, böyle bir keyif var yani Ankara'da. Evet ben, öyle. Ya bilmiyorum Ankara'yı savunsun be arkadaş. 6 yıl gittim geldim Ankara'ya. Çünkü Ankara meselesi sürekli şu karşı stüdyodaki onun ağırlığını girer girmez sevgili Özge'ye de söyledim. Anacığım ağırlığı görüyor musun diye her gece öyle. Mesela bu ağırlığa giriyoruz biz. Onun sıkıntısı böyle şırıl şırıl terlerken normal hani aklıma işte şu soru bu soru bilmem ne ya da yayın şey değil yani. O ağırlığın teridir üzerinden attığım. Bana borçlusun Ahmet Hakan. Bana borçlusun. Daha çok sen borçlusun Şirin. Sende oluyor genelde böyle işler. O da haftaya konuğumuz olacak. Şeyi soracağım sana. Hiç sahneden dinleyiciye daldığın oldu mu abi? Bir dalma durumum oluyordu. Bir kere olmuş galiba değil mi? Bir oluyordu. Yani sonuçta yani orada alkol, insanlar farklı şeyler olabilir ama. Değişmiyorlar tabii. Çok, yani bir kere belki hatırlıyorum oldu. Veyahut da müşterilerin belki kendi aralarında oldu ama orada da bayağı bir irademi zorladım yani. Daha doğrusu, beni tuttular diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Hani Karadeniz adamısın ya biraz böyle hani gelir gider ve geldi mi de hani biraz zor gider ya. İnemedim aşağıya indirmediler beni yani. İnemedim aşağıya. Çünkü orada beni sıkı tuttular yani. Çünkü hani ne kadar da olsa hani insanın bir noktası var. Ne sinirlendirir seni sahnede? Ya oradaki işin bir yıllardır 30 yıldır sahne yapıyoruz. Onun havasını dokusunu biliyorum. Seninle de alakalıdır verdiğin elektrikle alakalı ama bazen çok bir milyonda bir insan çıkabiliyor, olabiliyor. İnsan sonuçta beni sinirlendiren ağır bir hakaret olabilir. Yani onun dışında başka bir şey olmaz yani. Çünkü orada eğleniyor olabilir ama veya ne bileyim kötü bir söz belki falan. Ya o gün mesela çok darlanmışsan bir şeye
Abi adam da çok sade bir şekilde senin bir şarkını yazmış peçeteye. Çünkü genelde bizde peçeteyle istenir ya şarkılar. Baba şimdi sana peçetenin üzerinde sevişmeliyiz diye şey gönderiyor. Ha, orada ya bu sıkıntı. Anladım. Yani benim şarkımı okuyacağım tabii. Ya da öp sene beni mesela. Ya burada mesela hani kulağımdan öp beni. Öp sene beni. Anladım. Evet. Senin ağzını yiyirim ben. Al evet. Güzel bunlar. Bunları tırnak içine almamız gerekiyor değil mi isterken? Onu söyle. Hayır hayır bunu istesinler. Bunlar kötü şeyler değil. Peçete üzerine böyle şeyler. Yazsınlar. Kişisel bazda olaya girmesinler. Onun dışında tabii ki ne devam. Kişisel bazda olayı. Olayı kişiselleştirmesinler. Olayı kişiselleştirmesinler. O zaman ben de kişiselleştiririm. Yani filmleri, dizileri sahici hale getirmesinler. Bunun bir oyun oldu. Bunda bir sahne şovu oldu. O noktadan bakmalılar anlamda. Seviyorsun değil mi sahneyi? Çok. Çok seviyorum. Yani burada bazen bambaşka bir adam var. Özlüyorum çünkü o eski aslında baktığımda o eski keyifler yok. Çünkü sahne yok öyle. Yani benim hani çıkıp da şarkı söyleyebileceğim çok az yer var yani bu anlamda. Biraz da seçici olduğum için söylüyorum. Ya elbette. Kimse yanlış anlamasın bunu da. Estağfurullah da yani işte yerli kalmaz zaten. Konserler, özel geceler, özel programlar işte açık hava konserleri. Udunu bırakmadın değil mi? Asla. Aman gözünü seveyim ya. Ben sanki hani son dönemde ya, Udu biraz şey mi aldattık mı diye düşünüyorum. Ya Mesut'cum burada aslında çok önemli bir şey var. Orada öyle bir algı uyanıyor ama o dönemdeki çıkışımızda udumuzla tek başımızda arkamızda da sadece bir klavye vardı. Çünkü o dönem öyleydi. Mesela 90'da Kar Tanesi albümünü yaptığımda altyapı olarak sadece ve sadece bir batı piyano altyapılar sadece üstünde bir ut vardı. Ut vardı evet. Ama o dönem öyleydi. Ama bir de ses vardı Sinan'ım ya. Teşekkür ederim. Koyunca, ama şimdi oldu. Sahneye çıkıyorsun orada binlerce insan var yani açık havadan bahsediyorum. Veyahut da orada biraz şov yapman gerekiyor. Yani ut seni kısıtlıyor. Ama Türk müziği yapacağım bölümde alıyorum. 45 dakika, 1 saat udumla Türk müziği şarkıları çalıp söylüyorum. Çünkü ben utsuz yapamam yani. Eyvallah. Sadece kendin için yaptığın restellerin oluyor mu? Yani kendine, içindeki Sinan'a şarkı söylediğin anlar var mı? Evet. Evet. Sahne için mi söylüyorsun? Evde kendi başına. Yani evinde mesela kesinlikle alırsın o udu. Ya bu şarkıyı da kendim için söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. En benim gerçekten dert ortağım diyebilirim. O Orada bir bütünlük oluşturuyorsun. Bütün ruhunla beraber. İşte o anda da ben onu dolaşırken, bir taksim yaparken bir anda da işte bu yazdığım slow onlar şarkılar çıkıyor. Çıkıyor. Keşke çıkıyorlar. Udunu getirseydin ya. Tabii bunu biliyorum. Sen hala oradasın. Sen oradasın ve bir beklenti halindesin. Ama ses de bir enstrüman. Ama bir şey söyleyeyim. Aynen öyle kırmam. Çünkü adam darbuka sesi yapmış az önce şarkısında gördün değil mi? Evet. Düm düm teke tek. Düm teke tek. Yani hani udu da yapabilir ağzıyla. Hiç evet sıkıntı ya. Yok bizde. Ama mutlaka Özge'ye ufak da olsa bir şey canlı şey yaparız. Ben çok sevinirim yani. Söyle. O bizi de böyle gerçekten. Ben seni anlıyorum. Halledeceğiz. Bak. Bugün Mesut Özge yarın halledelim yani. Bitireceğiz. Hatta şarkıyı da değiştirelim. Leyla bir Özge Candır yerine Özge bir Leyla Candır diye. O şarkıyı seni mutlu edebiliriz. Bak, ben gayet mutluyum. Sadece şarkı hani Sinan'ı bulmuşken birkaç şarkı. Peçete üzerine yazdırmasın diyorsun. Aynen. Benim o slow şarkılarından bir tane hani en azından bir şey anlamında mı? Evet söylemek. Evet ya. Tabii tabii yani. Ya bir şey söyleyeyim. Sen biz hep hareketli şarkılarla sevdik seni evet. Ama asıl senin de var yani. Hayır benim slow asıl slow şarkıları. Ama Mesut'cum her zaman hareketli şarkılarda örnek vermek gerekirse de dükkanın hani vitrinidir derler. Elbette. İçerideki şarkılar asıl şarkılardır. Bunlar da hani bir hoşluk, insanlara yüzünde bir tebessüm oluştursun diye yaptığımız şarkılar bu anlamda. Hani ama baktığımda hala 20 yıl önceki o hareketli olan şarkılar bile bugün kalıcı olmuş. Elbette bir coverları yapılıyor. Çok da coverları bu beni mutlu ediyor kendi adıma. Ama slow şarkılar benim tabii asıl yüreğimi. Eyvallah. Romantik Prens Halim şey yapmadı. Telini titretiyor titreten yani. o onlar. Ama söyleriz bir parça da olsun. Romantik evet. Misindir Özge? Ben mi? Evet siz. Kovalar gizli bir romantiktir yani. Ha Burcu'ya girdik. Girdik. Şimdi bana evet. Uyar. Var mı sorular anlatayım ben kova. Var mıdır bu sorular? Var efendi mı? Aslan Burcu, evet, Koç Burcu. İlgileniyor musun gerçekten? Severim. Harikasın. Hakikaten. Süper. Yani. Anlatır mısın? Eskiden, Koç Burcu erkeğinden başlayalım. Ha. Koç Burcu erkeğinden başlayalım. Ya erkek branşıma girmiyor der. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Koç Burcu erkeği. İdealisttir, liderlik özelliği vardır. Baksana sorular geliyormuş. Ondan gecik sonra biraz da sinirli tarafı vardır. Böyle tebessüm her ne kadar etse de o
damarına basılmasın yani. Çok doğru dedin. Tarafı da vardır. Burçlarla yani. İlgili herhangi bir sorunuz varsa Sinan Özen ama çok uzun değil yani. Hakikaten 15 kısa evet. Kısa anlatacak sorularınızı lütfen doğum tarihiniz, doğum saatiniz. Ve... A, saate girerse konu değişir. Ha o başka. Tabii. Tabii saat farklı. Doğum saati önemli. Oo sen burada çok başka bir yere bağlayacaksın. Peki anladım. Astroloji. Koç kadını bize koç kadını anlatır. Koç kadını evet. Ya, sırayla koç kadını hadi. Koç kadını. Kölünü düşün. Bunun körlü var oğlum. Körlü düşün. Koç kadını çok naif bir kadın. Çok naif bir kadındır. Koç kadını normal. Diye demiyorum. Koç gibidir. Aslında öyle bağlayalım onu. Kırmızılardan da göründüğü görüldüğü gibi giydiği kıyafetinden gözler öyle fena bakıyor ki. Yok şimdi iyi. Yani senin bir de askerlerin var ya onun için çok dikkatli konuşmam lazım. Hemen seslenebilirim. Güzel bağlı. Koç kadın içi dışı birdir. Düşündüğünü söyler hiçbir zaman saklamaz. Aynen. Yüreğindekini ortaya koyar. Koç kadın o kadar samimidir yani. Bravo. Bravo. Bu yıldızlara olan ilgiye asla. Mi bağlayalım bunu senin... Yıldızlar olarak. Ben gerçeği söylemem gerekirse itiraf edeyim. Aslan kadın. Ben sanat okulunda okudum. Okulda sadece erkekler vardı. Okulu mezun olduktan sonra kız arkadaşlarla eyvah eyvah böyle cümle. Patron sen. Nereye gidiyorum ben? Hayır, o benim hikayemdir. Motor meslekte üstün erkekle okuyor. Motor meslekte miydi? Tabii motor meslekte. Ben torna tesviye. Torna tesviye mi? Ah meslektaşız. Maaşınız neydi? Benim maaşım. Maaş. Okulun maaşı. Bizim motor meslek kol gibi destek. Ha bizim... Bana diyor sevişmeliyiz görüyorsun. Yok abi bu şey abi yani hani. Hani motor mesleği biliyorsun. Frank Mill'in kolu kullanılır. Destek olarak. Aç ki. Marş orada çıkmadır yani. Ey Allah. Bizimki torna tesviye. Direkt tesviye. Tesviye yapalım. Tasviye. Tornadan geçirip oradan. Aynen. Tesviye oradan şekilsiz, da tasviye. Şekilsiz şekle sokup gönderiyor. Çok güzel. Aslan kadının özellikleri. Aslan ben kadını... de anlatabilirim ama hadi sen anlat. Heh. Öyle mi? Bayılırım aslan kadınlarına. Öyle mi? Bir tane aslan o zaman kadını. Bir bölümünü sen söyle. Nedir? En belirgin özelliği nedir aslan? Söyleyeyim eşimdir. Bundan daha belirgin hiçbir özelliği yok. Var ya geldin aslanla kaldın. Nasıl sen işi biliyorsun süpersin. Eyvallah. Aslan çok asil. Bravo. Çok özel bir burçtur. Senin ağzını yerim ben devam et. Ben de. Kızar bağırır ama yapmam etmem der tekrar gider yapar. Çok yüreği temiz kalpli. Yardımsever. Biraz da bir tanımla da hizmetkar. Yani hizmet eden anlamında. Gerçekten koşa, öyle ya. Evet. Yani hani böyle... Ama söyler ben, dilinde vardır ya. Ama yüreğinde yoktur, yoktur o anlamda. Ay anam. Ay ne tatlı. Kovaya en son gelecek. Medeni durumunuzu sorsam çok ayıp etmem herhalde değil mi? Yok bekarım. Ne güzel. Gayet güzel. Aslan burcusunuz. Aslan burcuyum. Nereye, bekarsınız. Nereye? Oyuncusunuz. Oyuncusunuz. Bu evlilik programına döndü ya. Ben bunun bir... Evet. Sigortası da var. Prototipini yapacağım. Sigortası da varmış. Ama ev isterim, araba isterim, ne bileyim. Bir sürü yazlık isterim. Ayvalık'ta yazlığımın üzerine yazlık isterim. Ayvalık'ta evet onun üstüne isterim. Tamam. Çok şey isterim kola yani. Değil. Yani aslan burcundan beklenmeyen her şeyi istediniz. Her şeyi isterim. Peki tamam. Kariyer aslan isterim. Burcu... Kariyerimi de o yapsın. Kariyerimi de o yapsın. Kariyerimi de o yapsın. Ama aslan burcu... Çok kaliteyi önemser. Önemser. Kalite onun için önemlidir yani. Müthiş güzel geldi. Seçicidir kesin. Harika gidiyorsun. Özge sizin burcunuz? Kova. Kova. Anlat bakalım. Eyvah. Kız arkadaşım da kova. O zaman daha bir anlat bakalım. Kova burcu. Hepimiz için gelsin. Kölünden geliyor. Basamam. Kova sen demin söyledin ya biraz önce. Duygusallığını belli etmez. Gözyaşlarının içine akıtır aslında. Hmm. Çok fazla belli etmez içinde. Birazcık minik bir alıngan tarafı vardır ama aslında Kova burcu iyi bir insan. Yani gerçekten öyle. Kova iyidir yani. İyi bir kadın çok. İyidir şükür. Yani. Samimidir, sıcaktır. Kova iyi bir dosttur, iyi bir arkadaş. Hep dost iyi bir yol arkadaşı. Ondan böyle sinsilik veya böyle kötü bir hesap kitap, böyle planlar, projeleri beklemezsiniz yani. Neyse odur. Bir de açık sözlüdür. Eğer size güvenmişse özü sözü birdir yani. Ya buradan uzatılan bütün linkler alındı Köln'e değil mi? Hayır ben Özge'ye ablam söyledim. Ablam oldu. Bu Nursel oldu bu olay. Kesinlikle. Şey bu şey ben bir vesile oldum. Özge burada. Siz vesile. Vesile. Ya tamam şimdi söyleyeceğim sana. Tutturabildin mi? Tutturdum tabii ki. Canım. Çok ya teşekkürler. Bu kadar teltif yani kime etsen tutturursun abi. Ya en azından bir tanesi ya. Güzel gelir evet ya. Evet ya. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim. O kadar da iyi bir şey değilim yani kadın. Öyle mi ya? Ya arada benim de gıcıklıklarım, domuzluklarım. Anlatsana çok biraz. Fazla ben güzel taraflarını anlatacağım. Yok yok gerçekten ben herkes çok. Herkes burada çünkü çok hep böyle hani. Aa yok ben acayip zor bir kadınmışım. Sinirli.
Mışım. Yeşilmişik, sazmışık. Sazmışık, öyle söylüyorlar. Zor bir kadın olduğunu mu söylüyorlar? Zor bir kadın. Nedir ya zor kadın şeyi tarifi? Ya ben de anlamıyorum. Yazar yani sensin, ne bileyim, tarifini yapsana. Vallahi yani neyin zoru, ben de tam olarak onu anlamıyorum. Bence ben yani hani elimden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyorum. Ama genelde hani bu sadece karşı cins için değil, annem de bazen aynı şeyi söyler. İşte senin bir sarı damarın var. Hani ona bir denk gelmeyelim derler. Normalde işte ben yıllarca bu da çalıştım CNN Türk'te. Buradaki arkadaşlarım da hani hep çok şeker tatlı, evet çok uyumluyumdur. Ama işte kendi aslında kendi içimdeki hesaplaşmalarım bazen dışa da yansıyor. O yüzden de bu minik domuzlar olarak benden pıp 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 çıkıveriyor. Anladım. Öyle bir durum söz konusu ve bazen çok kıskanç olabiliyorum. Aa evet. Ondan şey, yani, sonra. Onu nereden şey? Ben de bunu yanımda sadece. Ben de yine bu konuda bir vesile olarak Köln'e mesajları gönderiyorum. Kendim için konuşmuyorum, Köln için konuşuyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Olsun. Öyle. Olsun. Bazen çok kıskanç olabiliyorum. Bazen hiç söylememem gereken şeyleri söyleyebiliyorum. Çünkü ben içimde tutamıyorum. Kendi hayatımı yazdım. Yani bir sürü çevremde, çok yakın çevremde olan insanlar bana şey dediler. Yani nasıl bu kadar açabildin insanlara diye. Onu da sen diye. Şey yapmışsın zaten, kitabı yazdıktan sonra. Bu kitabı ben nasıl yazdım demişsin. Dedim yani. Bazen çok açık olabiliyorum. Hiç öyle şey yapamam. Ben dostluklarımda da öyle. Hani ikili ilişkilerimde de aynı şekilde. Hani hiç böyle küçük oyunlar, hani böyle olur ya minik aşk oyunları bilmem ne, ya da dostunu denersin önce bir. Ben de hiç öyle bir şey yoktur. Ben bütün kartlarımı açarım, sonra onlar tek tek kapanır. O yüzden de benim hep geri dönüşüm çok zor oluyor. Anladım. O yüzden bir anda insanlar dostluklarımın, ilişkilerimin nasıl bittiğine inanamıyorlar. Çünkü ben zaten bütün kartları açtığım için tık 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 tık. Yani dostlarımı çok zor çıkarırım hayatımdan. Ama maalesef çıktı da mı çıkıyor. Anam yani, sen morgıç gibisin ya. Krediyi verdin, ondan sonra baktın sıkıntı var ödemede. Baştan gerçekten kartları açıyorum. Ve çok dürüstçe karşımdaki insana davranıyorum. İş ilişkilerimde de bu böyle. Yani ben giderim ve derim ki abi ben bu saatleri yapmak istiyorum. Hafta içi program yapmak istiyorum. Atıyorum mesela Güne Merhaba, ben ilk CNN Türk'te başladığımda 7-9'du. Daha sonra Allah rahmet eylesin işte Birant'la, Rıdvan abiyle, Yavuz'la konuştuğumuzda dedim ki 6-9 yapmak istiyorum. Manyak mısın dediler bana, deli misin, niye? Sağ ol. Dedim 6-9 yapmak istiyorum. Sen gittin denizlerin üzerine kaldı ihale. 6-9. Teşekkür ederim. 5.5 demediğime şükretsinler. Evet ama arada öyle de başladığım zamanlar oldu. Yani çok önemli durumlarda akşam Ferhat abi arardı beni, gece 2'de buradasın diye mesela yani. Haberciliğin şeyi yok. Haber, yani evet yani çok keyifli. Talk show yapıldı. Bir haber kanalında talk show yapılır mı ya? Yetmiyordu yani. Çok açıkça. Ya da bizim gazetecilik, televizyonculuk camiasında birazcık hani vardır hafif böyle bir kondurmamak kendine. En iyisini ben kanka bilirim demek. Var o yani minik Allah minik. Allah. Köpekler bir havladı, bir havladı, bir havladı yüzüğümü de göstermek için. Ama... Bu ne demek? Biz özür öyle derler ya işte böyle hani ay köpekler gece bir havladı, bir havladı, bir havladı diye. Ben gider sorarım. Her şeyi bilmek zorunda değilsin çünkü. Doğru. Yani bilemezsin her şeyi. İşte bu nasıl söylenir, burada ne vardı, bu adama ne soru sormam gerekiyor benim. Yani bunu sorarım ve her zaman da sormuşumdur. Bundan sonra da soracağım. Harikulade. Yani. Peki o zaman şöyle söyleyeyim sana. Benim sana neyi sormam lazım şu anda? Köpekler bir havladı, bir havladı. Çok güzel. Köpekler bir havladı, bir havladı, bir havladı mı? Peki şunu sorabilirsin bana. Her şeyi yaptın gibi görünüyor. İşte ana haber sundun, yazdın, gazetede yazdın, televizyon programı yaptın. Yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Daha ne yapmak istiyorsun? Burada dur. Aynı soruyu sana sorayım. Yetmedi mi? Daha ne yapmak istiyorsun?
Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Bir şey yettiği andan itibaren hayatı bitirmek lazım ya da emekli olmak lazım. Yani yetmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Emekli. Hayat ay, devam ediyor. Çok güzel bir cevap hiç oldu. Değilim. Çok teşekkür ederim. Yani hayat süper bir cevap ki yani. Oldu. Devam aynen ediyorum. Öyle. Devam ettiği müddetçe de mutlaka yepyeni bir şeyler geliyor. Ne yetsin ki Mesut? Ayrıca niçin yani yetsin ya? Yani? Mesut Bey. Bey. Değil mi? Bey orada güzeldi yani. Bey'deki vurgu. Peki paramparça sanırım sezon finaline giriyor. Daha iki haftamız var. İki haftanız var. İki hafta sonra paramparça. Yani çok güzel bir laf vardı bugün. Yani sonuçta sizi oradan alırsak gerçekten paramparçanın ne olduğunu görürmüşüz. Öyle diyor izleyicileriniz. Peki yazın sinema filmi çekerler ya. Hani bizdeki aktrisler. Siz yazı nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Öyle bir projem vardı ama yani Almanya'da bir sinema filmi çekecektim ama nasıl gidiyor oradaki işler? Almanya ile biraz işçiler duruldu yani zamanım yetmiyor çünkü haftalık burada olmak koşulu olduğundan oraya yetişemiyorum artık. Eskiden daha ortasını bulabiliyordum, orada da işlerim vardı, yapabiliyordum ama şimdi paramparçadan dolayı çok yoğunum. Ne yaptın oradaki evi, kapattın mı, ne yaptın? Hayır yok, evim duruyor orada ha. Ben yani orada sorarlar da ne yaptın oradaki. Orada yani her şey devam ediyor. Bir ayağın orada bir ayağın var. Sigortam, vergim, bir şey söyleyeceğim ama ya. Çok zor bu uçak tarifeleri falan bayağı bir değişiklik. Evet, çok pahalı, çok euro ödüyorsun. Yine çok... o euro var ya, euro. Okey, euro. Ya böyle bir arttı uçak tarifi, ay zor ya vallahi Allah yok zor versin. Değil yani ben çok... Öyle mi? İstediğim bir hayatı yaşıyorum yani o her iki kültürde, her iki ülkede, hem Avrupa'da hem burada, hem Türkçe oynuyorum hem gidip arada orada Almanca oynuyorum, Köln'e gidiyorum. Şöyle bir gerdan kır bakayım, hangisini sevdin? Onu yeni öğreneceğim, gerdan kırmayı bilemediğim için hep yakamı ben hareket ettirirdim dans ederken böyle şuralarda. O da güzel, ha şöyle tutup şuralarda var. Yani bunu hiç yapamadım. Gerdanı sen böyle dik tutar yakayı oynar. Evet. Onu bir zaman içerisinde. Efekt aynı. Yani görünüş de aynı. Ha, şey değişmiyor. Canım. Ama gerdan aynı. Ama duygusu yok. Ya, duygusu yok. Elbisesi var. O yani duyguyu da veriyorduk. Güzel bir şey. Merfu gelelim senin yeni projene. Kardeş payı bitti. Bitti evet. Şükür Allah'a tamam yani zaten paylaşılamayan bir dizi bitti. O bir ara internette devam edecek, onun sinema filmi çekilecek, bir sürü şey üst üste kondu. Ve fakat nedir son durum? Yani yok için? Devam etmeyecek kardeş. Harika bitti yani yaptı. Tamam. Evet aslında böyle güzel tadını da bitirmiş oldu. Müthiş oldu. Evet güzel oldu. Adamlar gittiler şimdi Düğün Dernek 2'yi çekmeye başladı. Unuttular mı seni? Hemen unuturlar biliyorsun. yok unutmazlar. Arıyorlar mı, soruyorlar mı? Tabii. Erfu ne yaptın, nasıl gidiyor falan. Görüşüyoruz işlerde. Tabii ki ama şimdi onlar o film yoğunluğuna girmişlerdir muhtemelen. Çekimlere henüz başlamadılar ama yani yakın bir tarihte başlarlar. Yok muymuş orada bir tane rol? Bilmiyorum. Ha. Ben buradan söyleyeyim belki bilirler. Ben yine söyleyeyim de ne yapacaksın şimdi? Yani şu anda net bir şey yok aslında. 18 yani, dizi var. Ben sana söyleyeyim yani. Net olan 18 işte, dizinin başladığı. Evet, böyle bir görüşmeler var işte, senaryolar var. Okuyoruz, ne düşünüyorsun ama yani komedi eyvallah, sevdik seni. Ya evet komedi bence müthiş bir şey. Yani ben çok seviyorum komedi yapmayı. Yani özellikle, o misketin yuvarlanmasından sonra bu şey özellikle. Evet bir de sonrasında aslında misketten sonra yaptığım her işte ben bir komediye gittim kendi kendime. Yani dram da yaparken ben aslında öyle komedi yapıyordum kendi kendime. Yani içimden gelen bir şey bu benim. Özellikle televizyonda seviyorum komediyi. Ama tabii ki öyle bir şeyim yok yani her şey olabilir. Yani işe bağlı, projeye bağlı. Yani şu şey var mı ya dur anacığım bu sene ben bir esas kadın yapayım diye böyle elde bele koyup. Ha yok öyle bir şeyim yani hani öyle bir niyetim yok diyeyim. Her şey olabilir. Yani eğer hikayesi beni etkiliyorsa ve karakter hani beni etkilemişse her şey olabilir. Aslan Burcu kadınları mesela dönem dizilerinde çok iyi oynar. Ha dönem istiyorum mesela. Evet dönem öyle bir geliyor, dönem. Doğru, evet. Farkı. Dönem dizisi de böyle yuvarlana geliyor. Ne güzel oynarsın sen orada diye düşündüm ben bir anda. Bakalım hayırlısı. Yine böyle yine büyük düşünmeye başladım. Büyük düşün ki olsun. Aynen. Sever misin dönem dizisinde? Çok severim. Sanki hani değil mi yani Sinan bence yüz hatlarına bakarsan. Kesinlikle. Ben hani Berfu'da yıllardır görürüm kesinlikle. Onu da yazmışım. Evet doğru. Evet, yüz hatları çok farklıdır doğru. Mesela bir oyuncuda. Doğru. Az bulunan yüz hatlarına sahip. Kesinlikle öyle. Hadi kız inşallah. Hadi bakalım. Ay ne bileyim. Özge oyunculuğu falan olacak mı? Yapacağım mı oyunculuk? Valla bir kere Çakallarla Dans'ta oynamıştım. Ondan enteresan sonra bir yerden başladı. Evet güzel sevgili Murat Şeker'le birlikte. Murat'ın da yani kandıramadığı insan. Vallahi yani. Ya, çok keyifli tabii ben okuldayken amatörce tiyatro ile ilgileniyordum ama yani benim işim herhalde biraz konuşmak. Yalnız şöyle bir şey var kitap film olabilir. O kitap filmi çok zaten şey yapıyor yer yer evet. Göz kırpıyor.
Evet. Filme yer yer göz kapatıyor. Şimdi onunla ilgili birkaç galiba senaryo çalışması yapacağız. Yani yayın evi de onun üzerinde çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. Gel sen oyna derlerse. O da bir risktir ama. Çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk. Yani, ama yani sahnem var. Yani sahnem var. Sesim var. Sesim var. Seslendirme yapıyorum. Çizgi film seslendiriyorum falan. Hani onların hepsini yapıyorum. Ne pis sordum ya. Dur bakalım sen de bunu gece bir kulağının üzerine yat. Ben de onun kulağını öpeceğim. Ya şunu biliyorum. Çok iyi oyuncu koçları var ve var. Hani bu konuda beni destekleyen arkadaşlarım da var. Ama zor ya, bilmiyorum, şey zor. Mesela bana başka bir rol söyle. Hani belki üzerine atlayabilirim ama kendimi oynamak diyorsun peki. Zor. Tamam sen bir düşün onu. Zaten yaşıyorum. Sinan sen... Oynamamın bir anlamı yok yani. Kadın hala devam ediyor, fark ettiysen bir an. Evet. Karar verecek. Bugün diyorum karar verecek. Bugün karar günü artık ya. Peki şu Özgeç'in söyleyeceğin o minik şeyi aldın mı senden? En söyleyeceğim en son, onu sonra söyleyeceğim o zaman. Şimdi. Tamam, yani şimdi ses... böyle canlı bir şeyle. Size biraz vicdan verelim lütfen. Vicdan verelim. Tabii. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Bu kadar yeterli oldu. Çok vicdanlı okudun hakikaten. Çok vicdan. Çok... Yeterli oldu mu? Oldu. Çok kısa ama o kadar. Tütün ve ürünleri sağlığa zararlı. Zararlıdır her zaman. Bunu söylemek zorundayız biliyorsun. Tabii canım, kesinlikle. Bu bir şarkı. Bu bir şarkı tabii canım. Evet. Yine de söylemek. Öyle bakınca hep yine de söylemek zorundayız değil mi? Evet tütün ya. Bunu diyor yani. Sigara lafını ettiğin anda sigara, tütün ve alkol doğru sağlığa zararlı. Evet diyorsun. Haklısın. Sinan ya müzikal olarak bir yerden bir yere geldin ve bir şey söyleyeyim, hani bahsettiğin 26 sene artık 30 sene diyelim biz buna. Çünkü onun önünde var. Evet. O 30 yıl boyunca ya bir sürü insan da böyle kendi içinde tarihe karıştı gitti. Ama Türkiye'de müzik de şey değiştirdi, kabuk değiştirdi. Kesinlikle. Şimdi başka bir yere bağlandı. Müzik hiçbir zaman bitmez elbette ama elbette sektör ki anlamında. Elbette evet, ki. Evet, bir dönem. Yani hani biraz usta olarak baktığında nereye koyuyorsun 10 sene sonraki müziği? Yani biz yine bir Sinan Özen ya da o tarz ne diyelim, hani senin çağdaşlarını dinliyor olabilecek miyiz? Ben yorumculuk tarafından bakarsam sonuçta... Bunu daha önce yaptığım televizyon programında da yaptım. Her zaman şunu söyledim. Müzik evrensel. Dolayısıyla da ben de bir yorumcuyum. Ve her tarz şarkıyı yorumlayabiliyorum. Müziğin gidişatına göre yine o duygularımı aynı şekilde aktarabildiğim, o değişime göre, o gidişata göre mutlaka şarkılarımı yine söyleyeceğim belki. Hani istiyorum. Kimler gider kimler kalır az çok sen de bilirsin yani. Şey yapıyorsun. Hepimiz bir gün buradan gideceğiz, bu dünyada hiçbirimiz kalmayacak. Kaçınılmaz. Elbette. Elbet kaçınılmaz. Ama kalıcı olmak adına söylemem gerekirse, geçmişten bugüne baktığımda evet, yaptığım besteler beni bugünlere kalıcı olarak ayakta tuttu. Bundan sonra üretim her zaman devam edecek. Hı. Belki o günlerin o sevilen şarkılarını belki bir best of olarak yine bugüne uyarlamak adına öyle bir şey yapabilirim. Halk müziği yapacak mısın mesela? Sanat müziğini topladın bir şeyde. Sanat müziğini yaptım. Bir halk müziği, belki bir de Karadeniz. Karadeniz mesela hani kendi toprağın müziği de. Karadeniz'in farklı bir tarafını belki hani sunmayı. Bu yaylalarda söylenen şeyler var ya. Öyle biraz daha bugüne uyarlayarak. Öyle, ha, biraz daha güncelleştirerek. Evet. Çok güncelleştirerek güzel. Böyle bir şey olabilir. Bekliyoruz, senden öyle bir beklentimiz İnşallah. Var. Nursel, nerelisin aslen? Yani Malatyalıyım. Malatyalısın. Gittin mi hiç Malatya'ya? Tabii ki. Ben orada askerlik yaptım biliyor musun? Evet, bol kayısı yemişim herhalde ondan. Kayısı beri hala geliyor bize biliyor musun? Fosfor veriyor beyine, biliyorsunuz çok önemli. Ben ondan hiç yararlanamadım yani kayısının o bölümlerinden. Ben sadece hani enerji bölümünden yararlandık. Bir de askerken yiyince çok tehlikeli oluyor. Asker çok sever Malatyalılar yani, çok desteklerler. Çok, bana çok iyi baktılar. Çok teşekkür ediyorum. Herkesten duyuyorum bunu. Hepsinin ellerinden öpüyorum hakikaten. Çok güzel. Çok destek oldular. Malatyalılar çok güzel. Yani, elinden bir Malatya yemeği yenir mi? Tabii ki. Ev halin nasıldır, ne bileyim yani. Çok iyi. Merak ettim yaparım. Şimdi bak. Şimdi ben şimdi bazı şeyleri iyi yaptım, şeyleri söyleyince ukalalık gibi geliyor. Ne ukalalık? Sen söyle ya, ukalalık falan ben yok. Ben çok iyi yemek yaparım. Çok iyi salata şeyim vardır, repertuarım vardır. Salata repertuarı mı yani? Evet, yaptığın tek yemek salata repertuarı mı? Yok, yemeğin yanına salata. Ha.
Ama Malatya'nın belirli küfteleri vardır. Küfte deriz biz. Hı. Onlardan yapabiliyorum ya, malzemesi olursa. Eyvallah. Öğrettiler bize. Şey, oyunculuk Almanya'da mı başladı? Evet. Almanya'da başladı. Ha, yani liseyi bitirip gittim Almanya'ya. Hı hı. İşte üniversiteyi okumadım. Var mıydı orada bir idolün? Ya o zaman Birol. Ünal. Değil mi, yani o birlikte vardı. Birlikte oynadık biz. Oynadınız evet, mı? Sen Fatih Akın filminde falan oynadın. Daha önce evet. Daha önce. Ha sen Fatih, tamam bizim Almanya'daki önce bütün işleri bitirip koymuşum. Yani. Haklı olarak buraya. Orada yani canım, olabilecek hani yabancı işte Türk kadın, yabancı kadın, göçmen kadın gibi bir sürü şablonların olduğu bir televizyon filmi ya da sinemaya bakış açıları var. Oradaki rollerimiz hiç değişmedi yani uzun zamandır. Türk kadın, göçmen kadın, işte Müslüman kadın, zavallı kadın, ezilen kadın. Bütün bunların hepsi olabiliriz ama yani bütün sinema ve film sektörünün bunun üzerine gidip sadece bu tip karakterleri oynamaktan sıkıldık açıkçası yani. O yüzden de ben daha değişik karakterler, daha değişik yelpazelerin olduğu bir ortamda oynamak istedim ve buradayım yani. Alman sineması da biraz sıkışıp kaldı sanki. Evet. Son i̇şte bolluk, rahatlık, huzur filan olunca insanların herhalde böyle biraz da şey mi duruyor, yaratıcı yanları. Ya da o sanatsal, gerçi bir sanat toplumu kabul etmek de lazım. Yani şu anda yani Almanya'da, Avrupa'da ortalığı yakıp yıkan, içimizi yakan, bizi etkileyen sinema filmleri bizden çıkıyor. Sanatsal olaylar böyle. Öyle. İşte Fransa bayağı bir zorluyor böyle ama bir türlü... En de sonunda onlar yani böyle ilginç bir ayrımcılıkla işte göçmen edebiyatı, göçmen filmi, göçmen müziği diye bir hala o şablonlara koyuyorlar. Evet yani. Ama bizim, bunlar var biz bunu ama yıkacağız. Köln'e girdik. Bizim ciddi Türk filmlerinde orada ciddi bir talep var yani. Güzel. Ya gene gidip izleyen bizim seyircimiz yani 2 milyona yakın Almanya'da. Ben izledim orada yurt dışı, yani. Evet. Yani alt yazısı olursa evet ya da işte dublaj yapılırsa evet, evet gelip yabancı Almanlar da evet izleyebiliyor ama genelde buradan giden filmleri bizim vatandaşımız. Bizim vatandaşımız. O bile güzel. O talebin olması elbette da güzel. Güzel. Yani güzel bir talep var. Ama oradan da artık bir şeyler geliyor buraya. Yani bugüne kadar hep biz onu yaşadık yani. Buradan hep kültür, müzik, sanat, film hep oraya. Biz orada aç ve naçar kaldığımızdan oraya hep geldi. Ama oradaki sanat sal biz de uğraştık, boş durmadık ya, yani armut toplamadık. O anlamda biz de artık görülmeye başladık. Onun için de mutluyuz yani. Bayağı şu anda Almanya'dan ya da yurt dışı kökenli bir sürü Türk oyuncu gelip oynuyor. Harika. Da. Nurgül Yeşilçay'ı nasıl buluyorsun? Muhteşem buluyorum. Peki Erkan Petekkaya'yı nasıl buluyorsun? Maalesef çok az oynuyoruz onunla. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Jön bence. Anladım. Beni nasıl buluyorsun? Maviler yakışmış. Canımsın. Sıra geldi manşetlere efendim. Harika bir salı oldu ve galiba parça parça konuşmuşuz ki böyle toplanabiliyor. Bugün neler konuşuldu bir. Nursel Köse dedi ki Almanya'da ekmekçilere bayılırdım. Sinan Özel ben pidecilik yaptım. Nursel Köse sünnetten kalma travmalarım var mı? Mesut Yer geçmişe dönmeyelim. Sinan Özel Almanya'ya sevgiler. Devam ediyoruz. Bugün neler konuşuldu iki. Sinan Özel kırmızı gül bırakır, kulak öper, ağız yer ve sevişir. Nursel Köse gül yeterli. Berfa Öngören gül bana da yeter. Özge Uzun gül bile istemem. Berfa Öngören eve uyumaya gidiyorum. Mesut Yer anlıyor. Devam ediyoruz. Bugün neler konuşuldu? 3. Özge Uzun Sinan ne zaman evleneceksin? Sinan Özel efendim kimle? Özge Uzun ne zaman? Sinan Özel siz nasılsınız? Mesut Yer Sinan istersen konuyu kapatabilirim. Sinan Özel yo hiç gerek yok, soru ne? Devam ediyoruz. Bugün neler konuşuldu? 4. Nursel Köse biberle reçeli karıştırmam. Sinan Özen biber ve reçel bir arada mı? Özge Uzun peynirle reçeli bilirim ben. Sinan Özen peynir ve reçel bir arada mı? Mesut Yer biber ve çikolata diyelim. Sinan Özen biber ve çikolata bir arada mı? Berfa Öngören oyuncuyu her şeyi besler. Diyerek bitirdi galiba, var mı bir şey? Ay süper. Nasıl? Bitti mi? Nasıl? Nasıl? İyiydi ya. Nasıl saptırıyoruz? Nasıl mesajlar vermişiz? Müthiş. Süperdi. Nasıl? Finali de öyle bir şarkıyla bitiriyoruz ki. Vallahi. Onu söyleyeceğim sana ama yorumsuz soruları bir alalım. Tamam. Herkesten evet ve hayır olarak alayım bunları. Çok zor bu. Yorumsuz sorular mı? Evet. Evet ya da hayır deyip kapatmak değil mi? Evet. Soran yani içini düşünsene. Yani soramıyorum, ya kazıyamıyorum, çıldırıyorum. Ama olabilir. Aklımızda böyle bir şey bırakmak lazım. Cevap veremediğimiz için. Üçlü olsun. Evet, sen hayır olsun. Karşılıklı bir çıldırma evet hissiyatı bırakalım ki bir dahaki programda ona göre şeyler, sorular hazırlayalım. Eyvallah. Aslında bu tamamen bir deney. Mucizelere inanır mısın? İnanırım. Harikasın. İyi sır saklar mısın? Saklarım. Müşteşemsin.
Üşengeç misin? Evet. Harikasın. Sizi rahatsız eden biri var mı? Yok. Muhteşemsin. Devam ediyorum. İç sesine güvenir misin? Genelde evet. Muhteşem. Olacağı çare var mı? Zaman zaman. Harikaymış. Büyük konuşur musunuz? Evet. Dikkatiniz çabuk dağılır mı? Zaman zaman. Aşka inanır mısınız? En zor sorular ses tonu değişmeye başladı değil mi? Başka bir tarz aldı. Bariton aşksız oldu. Aşksız bir hayat düşünemiyorum. Çok güzel. Evet ve hayır demedi. Aşksız bir hayat düşünemiyorum. Süper. Aşk var mı? Var. Yürü be. Aşka inanır mısınız? İnanırım ve aşka inanmamın bir sebebi de var aslında. Allah. Anladım. Evet. O da anlamıştı. Anlamıştı. İzliyordur bizi. Önde değil mi? Harika. Çok iyi. Harika. Peki gayet güzel. Özge aynı şeyi sana soruyorum. Aşka inanır mısın? Bilmiyorum henüz. Anladım. Bunu biraz düşüneceğim diyorsun. Evet. Ve... Abi çok özür dilerim. Rica ederim. Sorulacak soru değil ama. Aşka inanır mısın ya? Hep aşk şarkıları yazdım. Kulağına. Ve inansızlıktan değil mi? İnanmaya gayret ediyorum. İşte bu yüzden. 20 küsür senedir bu yüzden yazıyoruz. Rüyalarımı da yaşattım. Muhteşemsiniz. Ben harikasınız de. Hepiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok eğlendim. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Verebileceğiniz son bir mesaj varsa hemen alayım kapatacağım çünkü. Ne çabuk bitti. Bu böyle bitmiş. Evde izleyince evet. Çok uzun. Değil mi? Öyle mi ya? Tam onun tersini söylerlerdi. Köln'de izleyince daha Köln'de. Kısa geliyor. Köln'de tersi. Çok yani teşekkür ederim gerçekten. Bence. Yine gelin, yine evet. Böyle gelin, gülelim, eğlenelim. Evet. Ben bir şey söylemek lütfen. İstiyorum. Senem, kanatlarım var ruhumda. Anladım. Olsun, o da evet. Bizim insanımız, dışlayamayız. Tabii canım ya, yani. Kanadı var diye yani olacak işte. Senem, Senem Davis, benim o anladı. Editörüm. Evet, o anladı mı? Ha, kanatlı. Sinan sen de bir artık ben şarkıyla bir şey veda edeyim. Şarkıyla mı veda edeyim? Nasıl yapalım? Öyle olsun öyle olsun. Yani. Nasıl diyorsan. Tamam ya bir şeyim mesajım varsa şimdiden abi mesajın, telefon kontrol edeceğim. Roaming roaming yani. Mesajım birbirinizi sevin. Ha öyle mi? Ama Köln'e de bir mesaj. İşte onu diyorum. Sinan da yani. Evet. İşli onu bir... diyorum. Yıkılıyor bugün İstanbul. Yıkılıyor bugün İstanbul. Var. Peki. Oldu. Başına oldu. Yıkmasınlar da o İstanbul'u. Bakalım yanlış anlarsa. Evet Sinan Özen'in şarkısıyla bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Harika bir gece yaşattınız bize. Yani daha doğrusu inşallah bizimle birlikte yaşamışsınızdır. Valla çok Sinancığım, güzeldi. Söz tamam. Sende. Biz mutluyuz. Yıkılır İstanbul bu gece. Bana geliyor. Nasıl da gülün kokun ruhumu beslediyor. Kalbimi çoktan ele geçirdin. Aşk sıra bana geliyor. Can yakıyor yine can yakıyor. Sendeki bu hava akıl alıyor. Bu nasıl bir güzellik Allah'ım verince tam savurunca rüzgar saçlarını başlasın eğlence. Yıkılır İstanbul bu gece. Sen öyle salına salına gelince savurunca rüzgar saçlarını başlasın eğlence. Başlasın eğlence. Ruhumu beslediyor. Kalbimi çoktan ele
olsun eğlence. Yıkılır İstanbul bu gece. Sen öyle salına salına gelince, savurunca rüzgar saçlarını. Başlasın eğlence, başlasın eğlence. Savurunca rüzgar saçlarını, başlasın eğlence. Yıkılır İstanbul bu gece. Sen öyle salına salına gelince, savurunca rüzgar saçlarını, başlasın eğlence. Yıkılır İstanbul bu gece. Sen öyle salına salına gelince, savurunca rüzgar saçlarını, başlasın eğlence, başlasın eğlence. Bravo. En affillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunum en efendisi. Her gece stüdyoda buradalar çok yayında. Şimdi söz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda buradalar çok yayında. Burada laf çok, bizde laf çok, bizde laf çok, bizde laf çok. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Sustan ustan anlamayız, çıldırmadan yapamayız. İşimizin kralıyız, herkes biter biz başlarız. Burada laf çok, bizde laf çok, burada laf çok.